Distraction 90 Artı'yı sunar. Evet, mutlu akşamlar. 2 Ekim Pazartesi. Bir kez daha birlikteyiz 90 Artı'da, Diyalog TV'de. Yeni bir birliktelik ve tamamlanan ikinci hafta tamamlandı az önce. Doğan Türk Birliği Küçük Kaymaklı maçıyla haftada tamamlanmış oldu. Doğan Türk Birliği 4 Küçük Kaymaklı 2 maçın skoru 6 gol atıldı ve karşılaşmayı 4-2 kazanan Doğan Türk Birliği Küçük Kaymaklı karşısında, o da geçtiğimiz hafta 1-1'lik eşitlikle tamamlanan, 2-2'lik eşitlikle tamamlanan ve haftayı 1 puanla kapattığı karşılaşma sonrası bu hafta 3 puanla tanışan taraf oldu ve artık gözler 3. haftaya çevrildi. 3. haftada da yine birbirinden önemli maçlar var. Bakalım bir de 2. haftada hem Süper Lig'de hem de 1. Lig'de alınan sonuçlar nasıl olmuş? Sonrasında ise bir sonraki haftanın programı var. Kapet Süper Lig'de 2. hafta sonunda Binatlı 0, Lefke 0, Yeni Cami 2, Gençler Birliği 2, Yeni Boğaziçi 0, Gayu Çetinkaya 3, Ozanköy 1, Merit Aslanca Eşilova 1, Cihangir 2, Mausa Türk Gücü 1, Gençlik Gücü 1, Türk Ocağı 0, Yalova 0, Bafül Kürdü 0 ve az önce tamamlanan karşılaşmada Doğan Türk Birliği 4, Küçük Kaymaklı 2 karşılaşmanın skoru. Ligin zirvesinde Gayu Çetinkaya var. 2 haftada 6 gol, kalesinde gol görmediği 3-0 alınan 2 haftalık skor. Ligin zirvesinde puanı 6, 4 puanlı 3 takım oldu. Doğan Türk Birliği 2. Gençler Birliği 3. Binatlı 4. sırada. 3'er puanlı takımlardan Gençlik Gücü, Cihangir, Türk Ocağı ve Küçük Kaymaklı var. 2'şer puanlı 2 takım var. Bir tanesi Yeni Cami, diğeri Merit Alsancak Yeşilova, bir diğeri ise Lefke. Birer puanlı takımlar 12. Mausa Türk Gücü, 13. Yalova, 14. Bafül Kürdü, 15. Ozanköy ve 16. Yeni Boğaziçi. Cuma günü Bafül Kürdü Yeni Cami maçıyla başlıyor 3. hafta. Cumartesi 3 karşılaşma var. Mausa Türk Gücü, Türk Ocağı, Doğan Türk Birliği Gençlik Gücü, Gençler Birliği Cihangir. Cumartesi'nin pazar Küçük Kaymaklı Ozanköy, Merit Alsanca Eşilova, Yeni Boğaziçi, Lefke Yalova, hafta ise Gayu Çetinkaya Binatlı maçıyla kapanıyor. Birincilikten oldu. Gönyeli 1, Bağcıl 0, Göçmenköy 0, Değirmenlik 1, Çanakkale 0, Kaya Mehmetçik 0, Görne 0, Girnalkevi 2, Lapta 0, Doğancı 0, Mor Menekşe 2, Esentepe 2, Dumlupınar 3, Hamitköy 2 ve Akova 1, Maraş 3. Ligin zirvesinde Dumlupınar ve Girnalkevi 6'şer puanlar var. 2 haftanın kayıpsız takımı. Esentepe 3. Mor Menekşe 4. Lapta 5. Değirmenlik 6. Gönyeli 7. sırada puanları 4. Maraş 8. Bostancı Bağcıl 9. Hamitköy 10. sırada. Hamitköy'ün 1 puanı var. Çanakkale 11. Görneç 12. Doğancı 13. Kaya Mehmetçik 14. sırada. Son 2 sırada ise puansız 2 takım Göçmenköy ve Akova var. Ne var 3. hafta 1. ligde? Hamitköy, Maraş, Bostancı, Bağcıl, Göçmenköy, Doğancı, Çanakkale, cumartesinin karşılaşmaları. Pazar ise 3 karşılaşma var. Esentepe, Lapta, Girnalkevi, Dumlupınar, Mor Menekşe, Akova, Kaya Mehmetçik, Gönyeli, Değirmenlik, Görneş maçları ise 3. haftanın fikstürü bu şekildeydi. Serkan, teşekkür ediyorum sana da katkıların için. İki değerli isim, bir genç arkadaş Ahmet Sivri, Galatasaray'ın macerasını konuşacağız. Bu akşam geçtiğimiz hafta bahsetmiştik. Telefon bağlantısı kurmuştuk. Kopardı telefonlar sürekli, ancak bu akşam konuk ettik İstanbul'dan. Hasan Hoca biletini kesti ve Ahmet Sivri'yi getirdi. Ve bu akşam Ahmet'le enine boyuna Galatasaray'ı konuşacağız. Teşekkür ediyorum hocam. Ahmet'e kesin biletini dedim ama yok, babası kesti. Şakasını yani söyledim. Ya hocam, artık yani Ahmet Sivri dedin de ailesinden sonra ilk akla gelen isim Hasan Ecer'dir. Bunu da buradan belirteyim. Vallahi ben yaramış hocam İstanbul, gurur, Ahmet'e. Gurur duyarım. Ahmet İstanbul, İstanbul yaramış. Ben onunla özdeşleştirmeleri benim için gurur kaynağı. Çünkü Ahmet bu ülkenin yetenekli oyuncularından, geçen hafta da konuştuk. Tabii ki yaradı. Ahmet orada her gün antrenman yapıyor. Ve özel idmanlara çıkıyor, kendisi de anlatacak. Ahmet'in hedefi
Geçen hafta da söylediğimiz gibi bu ülkenin adını önce duyurmak ve bu ülkedeki gençliğin önünü açmaktır. Ahmet bugün bir semboldür Kıbrıs Türk halkı için. Az önce stüdyoya geldiğimizde de Ahmet'i herkes tanıyor artık. Aynen bu öyle. Ülkede. Ahmet belki çoğunu tanımıyor ama Ahmet bu ülkenin medarı iftiharı durumuna gelen bir oyuncusu şu anda. Ben böyle bir şahsa, böyle yetenekli bir sporcumuza, benim de çorbada tuzum olduysa da ona ön ayak olduk, onun önünü açtık. Bu benim için mutlulukların en güzeli. Evet. O zaman verelim Ahmet'e söz hocam. Ahmet Galatasaray hikayesini anlatsın, en başından anlatsın. Biz de keyifli şekilde dinleyelim. Ahmet'i yormadan, sıkmadan tatlı tatlı, keyifli keyifli yapalım. Ahmet, başlayan macerayı anlat. Tekrar hoş geldin diyorum sana. Bir kez daha tebrik ediyorum seni. Başlayan serüvenin için temennim tabii ki işte o Türk Telekom Arena'nın yeşil zemininde seni görmek, işte Gomis'in, Belhanda'nın, Fegoli'nin, söyle hocam, Maiko'nun, Mustera'nın olduğu kadroda, yani o kadro açıklandığında Ahmet Sivri'nin de adını görmek. Duygularını alalım sevgili Ahmet, neler aktarmak istersin? Başlayan süreç iyi de bir noktaya geldin. Hemen duygularını tabii ki almak istiyoruz. Tabii güzel bir şey. Bunu şey yapmak için. Öncelikle zaten Hasan abiyle işte geçen senenin de söylerdi beni. Yayın programlarında falan olsun. İşte sonra ben Hasan abiyle bağlantıya geçtim işte. Dedim Türkiye olur mu, bağlantınız falan var mı dedi. O da sağ olsun beni görmedi. İşte konuştu, etti, ayarladı. Ben de gittim denemeye. Onu, orada tabii ki işte U19'a gitmiştim ben. U19'a denemeye. İşte o gün de gittim de şey vardı, U21 ile maç vardı. Orada oynadım ben. İşte iki gol falan attım. Orada beğenildim. Direkt beni aldılar şeye, U21'e. Orada başladım antrenmanlara. Orada geliştim. Şimdi orada oynuyorum işte. Çok iyi takım. Yani beni sıcakkanlı hepsi. Öyle. Yani var mı öyle? Yani işte takımın içinde kümeleşme, Ahmet'i dışlama. Hiç yok. Aralarını aldılar. Yani işte Kıbrıs'tan geldiği. Hiç yok. Yok Allah'tan öyle bir şey yok. Tabii bu noktada şunu söyleyeyim. Türkiye'de bu dışlamalar mutlaka olur. Çünkü herkes orada bir yarış halindedir ve profesyonel olmak için U19 ve U21'de futbol oynuyor. Şimdi Ahmet kabul gördü. Aynen. Birinci derecede antrenöründen kabul gördü. Çünkü U19'dan Ahmet'i U21'e alan U21'in hocasıdır Metin Ülgen. Aynen. Yani Ahmet'i tespit edip oraya çıkartan o olduğu için Ahmet'e bir yerde destek çıktı. Onun dışında Ahmet antrenman ve maçlarda attığı goller kendini kabul ettirdi. Ve futbolcular da Ahmet'i içine aldı. Ahmet eğer vasatın altında bir futbolcu olsa zaten orada oynayamazdı ama orada bir yarış vardır. Her futbolcu profesyonel olmak için yarışır. Ve aileler çocuklarının arkasında türbünlerde otururlar, maçlarını izlerler, antrenmanlarını izlerler. Ahmet şu anda bizim desteğimiz de, bizim katkılarımız da ve moral motivasyonumuz da Ahmet'i biz orada tuttuk. İlk zamanlar çok zorluklar yaşadık. Ahmet anlatsın size onları. Var mıydı gelme düşüncen Ahmet? Hani yapamayacağım, tabii, bana göre değil, çıkıp ülkeme geleyim. Öyle ondan, bir düşünceye girdi mi? Yapamayacağımdan değil de ben çok yalnızlık çekerdim orada. Zaten ben erken şey yapan biriyim, sıkılan. Çok sıkılıyım. Ben zaten şey tanımazlar da etmezdi beni. Zaten kabulle görmedim o zaman, işte oynamazdım. Çok sıkılırdım. Hasan abiye söylerdim, bile mesaj atardım. Derim dönmek isterim falan filan. İşte tuttular beni, zorla konuştular, ettiler. Öyle kaldım. Neler çektik Ahmet'i, ikna edeyim. Çok şey. Kaçıp geleceğim hocam. Yani ben burada geleyim, yeni camide oynayayım. İşte hem gideyim okulum ne olacak? Bak okulunu öne sürdü. Beden eğitimi bölümünde okuyor. Kaydını yaptırdı, öne sürdü onu. Dedim Ahmet, okul orada dondurulabilir. Sen bu şansı yakaladın, ilk kez yakaladık Kıbrıs'tan. Senin yaşında bir çocuk ilk kez böyle bir fırsat yakaladı. Ve bu bir şanstır. İnsanın önüne şans her dönemde çıkmaz. Yaşantısı içerisinde hayatını döndürmek için birkaç kere şanslar çıkar insanın önüne. Bu da Ahmet'e 17 yaşında, 18'e girdiği anlarda karşısına çıkan bir şanstır. Bu şans yeteneğindendir. Yani Ahmet gibi belki de bu memlekette Ahmet'ten önce de çok yetenekli insanlar var. Ama bu şansı yakalayamadılar. Şu anda Ahmet'ten sonraki çocuklar
Ahmet'in şansını yakalamak için mücadele ederler. Dünya kadar insan Ahmet bana... Ahmet bir kapı açtı. Kapı açtı, mesaj atar. Yani biz de oynamak isterik, bizi de görün, bizi de değerlendirin, bize de bu fırsatı verin diye bir aile çocuk var. Ben bunları Ahmet'e söyledim. Ahmet yapma evladım, böyle bir şansı yakaladın sen. Bir sene dişini sık, ne olacak? Oldu oldu, olmadı döneceksin zaten memleketine. Bir yandan Ahmet'in annesi ağlar, bir yandan Ahmet ağlar, telefonda görüşürler. Çık evladım gel, madem orada yalnız kaldın, kimse yok yanında falan. Hadi babası beni arar, hocam ne yapacak? Ahmet dönmek ister, annesi gel der. Bir gün tak dedi, Ahmet'e kızdım. Ahmet, tabii nasihat ederek kızdım. Annesine de dedim, siz de aramayın. Söylemeyin, bırakın bu çocuğu deneyelim. Hayatı değişecek bu çocuğun. Sonuç olarak da bu telkinlerimiz Ahmet'in üzerinde olumlu etki yaptı ama bunu yaparken oradaki çocuklar da, futbolcular da Ahmet'i işlerine aldı. Evet. Ahmet'i içine alıncalar, hadi Sivri gel aşağı, Sivri yukarı falan. Ben gidip maçını izlediğimde maçtan sonra futbolcular Ahmet'i bağrılarımına basmış. Var mı lakap Ahmet Taktar mı bir lakap, yoksa isminle mi çağırıyorlar? Yok, ismimle çağırıyorlar. Sivri zaten de. Sivri. Sivri. Sivri güzel bir soyattır Ahmet için de. Dolayısıyla Ahmet orada, tabii ben konuşuyorum, Ahmet'e de söz hakkı vereceğiz de. Ahmet orada şu anda daha rahattır. Orada yatıyor, tesislerde yatıp kalkıyor. 700 TL'de bir maaşı var. Arttı mı maaş bilmiyorum. 700 TL bir maaşı var. Yemesi, içmesi, doktoru orada. Kampa haftanın her günü antrenman yapar. Özel idmanı var. Güç geliştirici idmanları var. Dolayısıyla Ahmet'in bu yıl içerisinde artık her şey Ahmet'e kalmıştır. Ahmet kendine bakacak. Hocam o zaman Ahmet kendini gösterecek. O zaman Ahmet şu anda direksiyonda kendi oturuyor. Evet. Eğer düzgün aracı kullanırsa hedeflediği yere gider. Aracı düzgün kullanmadığı sürece de yoldan çıkarmaya çalışır arabayı. Zarar görecek olan o zaman bu durumda kendisidir. Ahmet, yani böyle evet, yani Ahmet konuda. Bunu çıkarmaması için ben kendime düşen görevi yapacağım. Ailesiyle de konuştuk. Onlar da artık kabullendi. En önemlisi Ahmet bunu kabul etti. Bu önemli. Ve hedefi var Ahmet'in. Yani Galatasaray belki Avrupa konuşmalarında bu demeçlerinde bunu veriyor. Yani Avrupa'da da oynamak ister. Bu büyük bir şeydir. Yani insan hayal ettiği şeyleri yaşar ve onunla kavuşmak için mücadele eder. O zaman hatta buradan bir not paylaşalım sevgili Ahmet. Sevgili Nazım Burgul'a da hayırlı akşamlar diyelim buradan. Hep örnek gösterir. Premier Lig'ler inşallah evet. Der benim takım der. Manchester United sevgili Nazım Serkan Burgul. Buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Hocam yani işte bak çok güzel söyledin. Ahmet Bek'i de dedin. Birçoğunu tanımaz ama tanıyan çok kişi var. Evet, ve hep Ahmet'in sosyal medyadaki paylaşımlarına da hep olumlu, motive edici, takdir edici, her yönüyle, sadece spor şeyinden değil, kişiliğinden, karakteriyle hep Ahmet'i örnek alıyor, büyüklü küçüklü. En önemlisi de o zaten Ahmet'in karakteri önemli. Ahmet şimdi mütevazi bir çocuk. Yani belki bizim Kıbrıslı çocuklarımız, burada yetişen insanlarımız, Türkiye'deki çocuklar kadar çok fırlama tırnak içerisinde söylüyorum. O noktada değiller. Daha saftır, daha temizdir. Daha insanlara inanan bir karaktere sahiptir bizim Kıbrıs'ta. Bu böyle çünkü herkes de birbirini tanır. Şimdi Ahmet'te de vardır bu mütevazilik. Orada da ilk gittiğinde çekingenliği bu yüzden yaşadı. Ama şimdi öyle değil. Giderek de artacak ama artarken her zaman nasihat ettiğim bir şey var kendisine. Kişiliğinden ödün vermeyeceksin. Mütevaziliğini kaybetmeyeceksin. İnsanlara yukarıdan bakmayacaksın. Sen iyi bir sporcusun. Daha iyi bir noktalara geleceksin ama büyüklenme duygusu nereden geldiğini unutmayacaksın. Girmeyeceksin. İnsanlar Türk insanı daima mütevazi olan, iyi niyetli olan insanları daha çok bağrına basar. Ha bir anda şımarırsan, ha ben oldum, ben şunu sallamam, affedin, buna bakmam, bu kimdir ya falan gibi muhabbetlere girersen başlamadan biter. Başlamadan bitirirsin. Onun için Ahmet'in çok şükür iyi bir aile terbiyesi almış bir çocuk. Ailesine çok düşkün, aile de Ahmet'e düşkün. Sadece annesi babası değil. Dayılar geniş bir aile, hocam. Biliyorsun, tanıyorsun. Dayılar geniş bir aile ve herkes de birbirine bağlı ailenin içerisinde. Yani birinin başarısı o birinin mutluluğudur ve destek atıyorlar birbirlerine. Dolayısıyla onların da amaçları işte Ahmet'in bu yolda çok daha iyi bir noktaya gelmesidir. Ve Ahmet bugün artık istenilen düzeyde olmasa bile futbolu, mesela Galatasaray'da şu anda oynayacak bir düzeyi yok. Bunu kabulleniriz. Ama hırsı ve çalışması ve o yaratıcılık özelliğiyle Ahmet mutlaka bu Galatasaray'da imzayı atacak diye düşünüyoruz. Yani profesyonelliğe Ahmet'in imza atması bu yıl içerisinde olacak diye düşünüyorum. Ahmet dayılarının futbol oynadığı dönemi
Tam yemin görmedim. Uğur'u yetiştin. Uğur'dayım zaten. Oynar. Demiş yetişmedin. Yok yetişmedim. Yeğenini yetişti, Hasan'ı. Mesela Hasan da çok yetenekli bir çocuk. Öyle. Yani ailenin genetiğinde var. Var hocam var. Sporculuk, var. Futbolculuk. Herkesin bir futbola yatkınlığı var. Aynen. Şimdi gelen, alttan gelen yeğenleri var. Paşa'nın çocukları var. Onlar da hırslı, arzulu ve... Hocam genetik işte. Genetik işidir. Aynen. Ahmet bu... Otobüs durağındaki çalım alemi nedir? Otobüs durağında çok rahat çalım attığın yani senin en büyük özelliğin. Bunu var değil mi? İşi nasıl? Futsal'da söylerdi şey Mehmet Hoca, Mehmet Volkan. Evet. Otobüs durağında çalım atıyormuşsun. Var yani mı? Şey olarak söyledi, mecaz olarak söyledi. Futsal'da oynardım ya ben. Daralan'da işte iyi geçirdim rakipleri falan. Kuzey Hetele'de oynardım ben. Okul takımında. İşte orada söylerdi. Evet. Şampiyon olduk biz. Aynen öyle. Denenme süresinden resmi maçlar dahil bugüne kadar Galatasaray'a gittiğin gideri. Gol sayın kaç Ahmet? Vallahi ligde 6'dan attım. Ligde 6'dan ne? 2 takım attım. Antrenman maçlarında. Onlar hep dahil, hep onlar hep sordum. 19'a 2 tane golüm var. Evet, evet. Var mı Muslera'ya golün var mı? Yok Muslera'ya karşı oynamadım. Muslera. O Carrasco var işte yeni transfer. Şeydeki Fransız'dan transfer ettikleri. Muslera'da gol atmak ayrı bir olay olurdu hocam herhalde. Ama hep şu anda bizim Galatasaray'da izlediğimiz işte Maicon, Fegül hep onlar hep bir araya geldin yani hep oynadın bunlar karşı. Selçuk. Aynen. Evet, zaten Selçuk'la bir paylaşım vardı. Aynen. Çektiler. Mücadelesi vardı Selçuk'la çıktı. Yani tabii. Hocam işte bizim gidip tribünden izlediğimiz, daha televizyondan izlediğimiz kişilerle ya çıkmış Florometre nokta tesislerinde adam maç yapmış. O bile ayrı bir gurur hocam. Tabii ki ya bizim özlem duyduğumuz yani sporcuların hepsinde özlem duydu. Örneğin bir Fenerbahçe tesislerinde oynamak, Beşiktaş'ın arenasında oynamak yani bunlar güzel şeyler. Biz bunları yaşamadık. Bu kadar seyirci önüne çıkan futbolcu sayısı az. İşte milli takım gitti. Yurt dışında yaptığı bir maçta müthiş bir Zimbabwe'de bile müthiş bir şey vardı. Zanzibar'da. Müthiş bir seyirci vardı. Yani seyirci daima bilin katalizör bir görev yapar. Seni motive eder oyunlara. Aynen. Seyircisiz oynanan maçları gördük. Futbolun zevkini alman, tadını alman. Şimdi böyle bir ortama girdiğiniz zaman size o seyircinin vereceği motivasyon futbolumuzu daha ileri taşıyacak diye düşünüyorum. Ahmet dediğim gibi genç bir yetenektir ve önü açık, yaratıcılık özelliği olan bir futbolcu. Mutlaka ve mutlaka yani bugün Galatasaray'da imza atsa bile belki bir sene sonra Ahmet bu sene içerisinde bir başka takıma kiralanır. Sırf bu kadroya giremeyen yetenekli genç çocukları zaten Türkiye'de yaptıkları budur. Kiralarlar bir sene. Maç tecrübeleri artsın, maç oranları yükselsin ve kendilerini daha iyi geliştirsinler diye. Ertesi sene alırlar Arda'da olduğu gibi. Yani bu yapılmayacak diye bir durum yoktur. Ama Ahmet'in hedefinin Galatasaray'ın kadrosunda oynamak veya Avrupa'da oynamak. Bu da benim hoşuma giden bir düşünce tarzı. İdeali var, öngörüsü var ve amacı var. Hı. Yeni Cami'den son golü kim attı dedin Ahmet kaçmadan ülkeden? Cihangir'e. Evet. İki gol attığın karşılaşmaydı yanılmıyorsam. İki gol muydu? Yok. Şey o Cihangir attığım son uzaktan. Evet. O goldü. Oydu. Hatta ligde. Genç takımda da oynamıştın o gün. Evet evet. Ve hemen seni A takım maçına da kadroya yazmışlar seni evet. 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 Serkan o zaman getirelim Yeni Cami Gençler Birliği maçını ekrana. Evet. Hafta sonu oynanan karşılaşmadan bir tanesiydi. Yeni Cami ilk hafta Mausa Türk Gücü deplasmanında 2-0 geriden gelip 2-2'lik eşitlikle tamamladığı bir karşılaşmaydı. Bu kez tam tersi bir gün 2-0 önde götürdüğü karşılaşmayı 2-2'lik beraberlikle tamamladılar. Gençler Birliği karşısında tabii ki çok konuşulacak şey var aslında. Maç hakkındaki dakika 64'e kadar sahanın en iyisi Cemal Yaşın ses oyundan alınıyor. Eren oyuna dahil oluyor ve o dakikadan sonra ise inanılmaz bir düşüş. Yeni Cami'de 2-2'lik eşitlik son şampiyon ama nereye koşuyor? Tabii ki tartışma konusu. İzleyelim maçı, dönelim. Döndükten sonra Hasan Ejer'le birlikte de maçı konuşacağız. Bakalım Yeni Cami Gençler Birliği maçında neler yaşamış hep birlikte izliyoruz. Ve çalan düdükleye Yeni Cami takımı maça başlıyor. BRT Spor Servisi olarak her iki takıma da başarılar diliyoruz. Sayısını çevrildi. Yeni Cami'nin gelme düşüncesi var. John o noktada pası, Tanselver kaç güzel cezanın içerisi. O noktada savunma bir vuruş bakıyorum kaleci gol. Hayır devam ediyor ve gol. Çok iyi bir organize atak o noktada John ve Tansel'le başlayan atak. Sayısını çevrildi. Yeni Cami'nin gelme düşüncesi var. John o noktada pası, Tanselver kaç güzel cezanın içerisi. O noktada savunma bir vuruş bakıyorum kaleci gol. Hayır devam ediyor ve gol.
Çok iyi bir organizatör konuktadan John ve Tansel ile başlayan atak. İleriye uzun bir top, o kanattan gelişecek atak. İbrahim o noktadaydı. İbrahim köse sakladı topu, yaptı ortasını. Ertan Ünal boşta kalan top, bir vuruş dışarıya. Ortası gol boyusunda Ertan, bir vuruş Odalele, dönen top, bir vuruş daha, top dışarıya gidiyor. John o noktada pres geldi John'a, John kaldı ayakta, kurtardı topu John, yaptı ortasını. Sert bir orta, isabetsiz bir orta. Bu dakikalarda top kaybeden taraf Gençlerbirliği, Mehmet Altın, Cemal vuracak, Cemal gönderdi kaleye, sektikti Ali Kemal'e topun sahibi. Gelişecek olan yeni bir atak, Tansel'in presi var, Tansel aldı topu, Tansel, Tansel ayak geliyor o noktada. Sektirtti Kemle'de topun sahibi. Dakikalar da 20 oldu. 1-0 üstün. Cemal. Cemal çok istekli. Yaptı ortasını. Cemal. Ters bir vuruş. Top finalerde. Ters bir kafa vuruş. Top finalerde. Cemal yaşın sezon noktada. Karşılamak isteyen isim Sercan'dı ki bu dakikaya kadar başarılı isimdi Sercan. İyi sağlı topu, çok güzel bir top. Cemal Yaşinsel yaparsa orta tehlike. Cemal bıraktı yerden, Tansel. Tansel müsait pozisyon dışarıda. Bir kez daha John ayak koydu. Pasını verdi Tansel, cezalan dışı. Tansel iyi kurtardı, vuracak mı diye baktım. Tansel, Cemal Yaşinsel cezalan içerisi. Cemal! Baktım yerden orta, John olduğu noktaya doğru. Sercan boşta kalan top, Cemal kale boş. Bakıyorum dışarıya. İnanılmaz goller kaçıyor. Şartları organize eden Mehmet Altın'la birlikte Ünal Kaya, Cemal Yaşınses içeriye, John gol pozisyonu, John gol pozisyonu. Son anda Sercan araya giriyor. Gençlerbirliği adına önemli atak olabilir ama Tom topu oynanan içerisinde kontrol edemiyor. Bitti. Çok gereksiz hareketler ve sonrasında çalan düdük ilk 45 dakikanın sonucu ortaya çıkıyor sevgili futbol severler. İlk 45 dakikanın sonucu Yeni Cami 2, Gençlerbirliği 0. Ve şimdi topun gerisinde MK çalan düdükle ikinci yarı başlıyor. Gençlerbirliği takımı oyuna başladı. Tom MK'nın olduğu noktaya, MK ceza sahasına girdi. MK gol pozisyonu, MK geriye yaptı ortasını, kaleci Ozan. Gençlerbirliği hem Yeni Cami, bakalım teknik adamlar nasıl hamleler yapacak, hep birlikte göreceğiz. John Ebuko ile gelişecek atak, ikili sıkıştırma var, düştü kalktı. Sonrasında topu sıkıştırdığı yönünde karar üretti Mehmet Sezener. Sercan bir anda John Ebuka'yı itiyor. Sonuçta faul almışsınız. Gerek yok. Yani uyarmayla yetenecek gibi görünüyor. Uyarılarda bulunuyor. Bir hamle var. Şu ana kadar kartına da başvurmuş evet, değil mi? İkinci devrede Cemal. Cemal çok güzel bir pas. John! John! Bakıyorum kaleci Ali! Mehmet Altın topun başında. Gönderir mi kaleye diye baktım. Mehmet Altın yaptı bir kesme kaleye doğru. Ancak dışarıya giden bir top. Bunu söyleyebilirim Emin'in yokluğunda. Evet, bir hamlede Sedat Hoca'dan. Bu arada bir ortağa bakıyorum. Gol! Çok güzel bir orta. Dakikalar şu anda 64'ü gösteriyor. Şenol suskun isimdi bu dakikaya kadar. Şenol sahneye çıktı. 64. dakikada gelen golle Şenol da farkı 1'e indiriyor. Yeni Cami. Salih Güvensoy'la gelecek soldan. Salih yaptı ortasını, iyi bir orta. Kafa vuruşu dışarıya. Şimdi Yusuf Beyazi içeriye. Malik topla buluştu. Geriye Yusuf Beyazi, en geride Sercan Çoban. Baskısı var John'un, kaptırdı Sercan. John Sercan Çoban mücadelesi. John gole gidiyor. John Sercan mücadelesi. John yerde kaldı. Maçın hakemi bakıyorum oynayın diyor. Şimdi Mehmet Altın'la gelişen bir başka atak. Sol tarafta John O'Kali. Onun istediği toplardan bir tanesi. John O'Kali gol pozisyonu, vuruş, kaleci Alay Demir. Atsa biter maç Ahmet. İki güzel hareket. John O'Kali vurdu. Alay Demir mükemmel çıkarttı. Vur kafa vurur mu diye baktım. Sertan vurdu. Savunmaya çarpan top. Elbet entisi var. Devam ediyor karşılaşma. Varmış. Geçen golü vardı. Emir. Emir. Biraz alçak bir top. Bir vuruş. Gol. Bir vuruş, gol gerçekten. Emir kaldırdı topu ortadan. 2-2 oluyor. Golü atan Emeka golü atan isim. Ünal topla dripling halinde. Ünal içeriye baktı. Şimdi John O'Kali'nin olduğu noktaya. John O'Kali topu kurtardı. Kendisi gitmeye çalışıyor. John O'Kali son çizgi içeriye. Ömer Gül gol pozisyonu. Bir vuruş, kaleci Alay Demir. Mükemmel çıkarıyor kaleci Alay Demir. 90+3. dakikada. Gözler maçın hakemi Mehmet Sezener'de. Ömer'den de hatalı bir pas dediğim anda da maçın hakemi Mehmet Sezener bu kadar diyor ve 90 dakikayı bitiriyor. Maçın sonucu Yeni Cami 2, Gençlerbirliği 2 şeklinde sonuçlandı.
Nural Construction'la 90 artı devam ediyor. İki ikilik eşitlik vardı haftanın. 4 gollü karşılaşmasıydı. Yeni Cem'in 2-0 götürdüğü maç Gençler Birliği 2 ikilik eşitlikle 1 puan aldı ve iskeleye döndü. Hocam yani gidiş ben göremiyorum yani. Çok keyifli, futbol yok. Uzak, istekten uzak, arzudan uzak ama 64. dakikada sahanın en iyisi Cemal Yaşın ses çıkıyor, Eren giriyor. O dakikadan sonra da o baskılı pres yapan Yeni Cami tam anlamıyla da sahadan kayboluyor. Akşam izledim seni, açık söyleyeyim. Yorumlarını ve hepsinin altına imza attım ama bir kez daha bu maçla ilgili yorumlarını da duymak istiyorum tekrar hocam. Tabii şimdi Yeni Cami 4 yılda 3 kez şampiyon oldu değil mi? Şampiyonluklar var. İyi bir takım. Bu yılda beklentileri Yeni Cami taraftarının, Yeni Camililerin, yönetimin, belki teknik adamın ve futbolcuların da budur. Kötü bir kadrosu yok Yeni Cami'nin. Yedek kulübesi zayıf. Yani bugün 30 maçlık periyot içerisinde her zaman söylediğim bir şey var. Bench'te oturan futbolcular oynayanları zorlamalıdır. Orada oturan futbolcular. Eğer zorlamazlarsa futbolcular içeride daha rahat futbol oynar. İyi bir kaleci varsa yedekte mevcut kaleciyi zorlar. Ama iyi bir kalecin yoksa kaleci de daha rahat oynar. Ne de olsa alternatifim yok der. Yeni Cami'nin şampiyon olduğu döneme bakalım. Dışarıda kalan yedekler 6 kişi. Bazen tribüne adam gönderirlerdi. Kadroya giremezdi. Hüseyin Sadıklar zaman zaman tribüne çıkmıştır. Uğur da oynadı. Uğur tribüne çıkmıştır, oturmuştur. Kadroya giremediler diye. Yazılamadılar 18'e. Böyle bir kadrolu vardı Yeni Cami'de. Şimdi bakarım yedek kulübesine. Kadro zayıf. Mevcut futbolcu 11 kişi tamam oynar. İdealde kadrosuyla çıktı. Mausa'ya göre baktığımda takım yerleştirmeleri tam yerli yerine oturdu. Mevcut Emin hariç. Emin zaten sakatlandı çıktı. Ama Emin de yerini yadırgar. Emin hayatında santraf oynamadı. Siz ne kadar isterseniz deneyin bir futbolcuyu. Denemelerden bir şey olmaz. Denersiniz tutmadı mı başka yerde oynatacaksınız. Ya futbol böyledir. Biz Veselinović buraya geldiğinde ve onun kursundan mezun oldum ben tabii. Antrenörlük kursundan. Önce derdi oyuncu değişikliği yapmazdan önce ve hep ben bunu benimsemişimdir spor hayatında. Öğretmenlik yıllarımda da. Takım içerisindeki futbolcuların yerlerini değiştirerek o futbolcudan verim almayı düşünün. Eğer o tutmazsa o zaman yedek futbolcuyu alternatif olarak sahaya sürün. Çünkü siz 11'i ideal bir 11 olarak sahaya sürersiniz. Antrenman yaparsınız, edersiniz çocukları ve görürsünüz o haftaki futbolcular hangisinin performansı iyidir. Ve ona göre bir kadro kurarsınız, 11 kişiyi sürersiniz sahaya. Şimdi geride oynattığı siyahi futbolcu Osebe. Gerçi orta sahada daha fazla verim alır geride oynattığı için. Çünkü ölümüne giriyor, toplara dalıyor. Yani neredeyse tekmeye kafa atacak bir... Hakkını verdi hocam. Hakkını veriyor. Verdi. Orta sahada mevcut kadroya baktığımda Tansel'den başka oyun kuruculuk özelliğine sahip biri yok. Yani topa basan, yaratıcılık özelliği olan, iyi ara pasları veren. Bugün siz, akşam da söyledim, Hascan gibi bir futbolcu var elinizde. Sizin futbolcunuz ve siz başka transfer yaparsınız orta sahaya ve Hasan'ı düşünmezsiniz. Neymiş işte sorunları vardı. Sorun çözecek olan yönetimlerdi zaten. Teknik adamlar da sorun çözer tabii ki. Bazı futbolcu vardır tatlı dilden hoşlanır, bazısına kızarak onu yola getirirsiniz. Bu artık sizin o psikolojiyi iyi bilmeniz gerekiyor. Eğitimciyseniz de bilirsiniz bazı şeyleri. Bu işin ilmini de almışsanız bilirsiniz, bilmeniz gerekir. Dolayısıyla ben baktığımda şimdi orta sahada böyle bir sıkıntı yaşayan. Reşit yok. Reşit'i verdiniz, kiraladınız. Cenk Ergi gönderdiniz. Hascan yok. Çağdaş yok. Çağdaş yok. Yusuf yok. Efendime söyleyeyim. Fikretçik. Geçen sene beraber genç takımdan şans verdiğiniz çocuk. Hepsini verdiniz, kiraladınız. Dışarıdan da aldığınız adamlardan ligde tutunmaya çalışırsınız. Ama neymiş tecrübe? Bu çocuk tecrübeli mi? Galatasaray'da oynuyor işte. Şans vereceksiniz kardeşim. Korkmayacaksınız. O zaman bu durumda akademiden hep övdükleri ya da çıkan isimlerle bu sezon ligde mücadeledeydi. Kimse o zaman bir şey söylemedi evet, hocam. Yani ben şimdi bu sene ben Çita'yı düşürdüm. Bu sene şampiyon olmasak da olur.
Tamam. Bu bir görüşseydi eğer. Kendi içindeki oyuncularla saydın bunu. Geçen seneden sen böyle bir mentaliden hareket edecekseydin. Geçen seneden derdin ki ben ikinci devre son 10 maç kala şampiyonluğu ilan ettim. Kusura bakmayın be büyükler, ben artık gençlere yer vereceğim. Yenilirsek de yenilelim, hiç de önemli değil. Ama bu çocukları tecrübelendireceğim ve bu çocukları bu maçlarda önümüzdeki seneki kadromda bu olacak. Eksik yerlere de tecrübeli adam alacak. Siz akademiden çıkan bir tane oyuncu var şu anda. Mehmet Altın oynayan akademiden geldi. Ya yani alttan geldi, Yeni Cami'nin alt yapısından. Başka yok. Bir de Ozan. Evet, Ozan da kaleci. O biri de Yusuf da alttan geldi. Onu da verdiniz, Ozan kaldı. Tamam. O zaman akademinin faydası nedir Yeni Cami kulübüne? Çünkü eğer kulüpçüyseniz önce kendi kulübünüzün menfaatleri, alttan yetişen çocuklar Yeni Cami'ye ne için gelir? Biz büyüyelim. Şimdi Galatasaray'ın U21'de niçin oynar Ahmet? Hedef kadroya girmektir. Bunu hepimiz yaşadık. Yeni Cami'de oynarken iki maç oynadım genç takımda. Amacım benim A takımda oynamaktı. Üçüncü maç çıktım. Üçüncü maçta çıktım ama lisansım çıkmadığı için iki maç oynadım. Sahte lisansına o zaman çok da kontrol etmezlerdi. Gençlerde oynadım. İki hafta sonra lisansım çıktı. Girdim A takıma, sağ olsun Caymaz Hoca. İlk maçta oynattı beni. İlk maçta girdim. Hareketlerim gayet iyiydi, verdiğim paslar çok. Bir daha çıkmadım takımdan. Siz bu 16 yaşında. Giriş o giriş. Şimdi 18'e gelir. 20 yaşına gelir çocuklar. Hala daha girmiyor takıma. O zaman akademinin ne faydası var? Siz bunu niye kurdunuz? Tamam, alacağım, satacağım, kiralayacağım, gelir getirecek. Güzel bir düşünce. Ama önce Yeni Cami'de yetiştirdiğin futbolculardan birilerini kazandırın. Dışarıdan aldığınız futbolcuları getirdiniz. Tamam, iyi bir takım oluşturdunuz. Tamam, bir şey demiyorum. Ama yedek kulübün zayıf. Ve dediğim gibi yani eğer benim orta sahada bir sıkıntım varsa, yaratıcılık özelliği olan bir futbolcum yok, Kanseli mecburen çekip oynatacaksınız. Ünal mücadeleci bir futbolcu. Kırar, döker, parçalar, koşar. Çok iyi. Orta sahada buna da ihtiyaç var. Efendime söyleyeyim. Şimdi Mehmet Altın'ı da orada oynatmak zorundasın. Çünkü önde iki tane jonlar oynar. Zaman zaman ileri almaya çalışın, arkadan gelsin. Ki destek hocam birlikte gördük arkası. Maçı. Mehmet Altın fazlasıyla gören yaptığını söyleyebiliriz bu karşılaşmada. Mehmet Altın bu karşılaşmada bana göre kötüydü. Mausa Türk Gücü karşılaşmasında çok çok iyiydi. Daha iyiydi. Ama bu işler moral işidir. Moral motivasyon işidir. Hırslı başladı Yeni Cami. Dedik işte ilk devreden koparıyor. Mausa da kötü başladı. İkinci devre iyiydi. Bu defa hızlı başladı. 2-0, 4-5 olacak diye düşünülür türbünlerden. Ondan sonra bir baktık oturdu Yeni Cami. Yürümüyor, gitmiyor. Hamle yapacak. Bakan yedek kulübesine güven duyabileceğin biri yok. Yani formalite icabı, yedek kulübesinde adam yazmayacaksınız. Şimdi Eren'i koydu. Geçen hafta da koydu. Şimdi ben Eren'e karşı değilim. Bunu da yanlış anlaşılmasın. Hı hı. Ha. Belki de bu çocuk çok daha iyi futbolcu olacak. Ama şu anda yeterli değil. Yeterli olmayan birini siz takıma koyduğunuzda türbünden tepki alır. Basından tepki alır. Ve bu çocuğu başlamadan kaybedersiniz. Belki daha iyi futbolcudur. Bilmiyoruz. Göremedik daha o özelliklerini. Ama ben teknik adamlara şu şekilde bakarım. Yaptığınız transferler yerine çok yoktu, oturur mu? Ve oyun içerisindeki oyuncu değişiklikleriniz. Söylediğin gibi. Yani ben Cemal'ı çıkarmazdım. Niye yani, hamle yaptım orada? Niye çıkarttım Cemal'ı? Evet, aynen öyle. Hocam zihni dışarıda. Mehmet Altın oynar. Reşit, Cenker, Ahmet Sivri. Ahmet kim var başka? Senin... Fikret var. Fikret var. Fikret var. Çağdaş dışarıda. Çağdaş. Yusuf dışarıda. Hascan dışarıda. Yusuf. İşte bir kadro. Aynen. Yemin ederim ben bu kadroyu bana versinler. Yeni Cami'ye başa baş mücadele ederim. Bu kadroyu. Zihni, Mehmet Altın, Reşit, Cenker, Ahmet Sivri, Fikret, Çağdaş, Yusuf. Hepsi Yeni Cami'den yetişmiş Hascan. Adamlar. İşte akademinin getirdiği ürünler bunlar. Ben bu Yeni Cami'ye bu insanlar çocuklarını bunun için getirir. Ataka kadroda oynasın diye. Siz habire dağıtırsanız, başka bir örnek vereyim size. Bütün sülalesi Yeni Cami'ye. Amcaları, dayıların hepsi oynadı. Yeğenleri başladı oynamaya. Kendi oynadı. Bu aileyi gücendirdik. Bu aileyi gücendirdik biz. Büyük maçlara gelmezler. Büyük bir aile. Büyük bir aile. Ve emeklerini harcadılar. Şampiyon oldular. Şampiyonluklar yaşadılar. Yani babası yöneticilik yaptı. Dedesi
Ahmet Sönmez abimiz rahmetli analım yani. Yöneticilik yaptı, her maçta geldi, amigoluk bile yaptı ya. Form aşkı vardı hocam. Ya yeni camici bu insanlar. Yani biraz da vefa örneği olur bazı şeylerde. Ama siz geliyorsanız da dışarıdan ben bunu istemem, şunu istemem. Ben yeni camili birini görmedim. Yani kök olarak şimdi takıma baktığımda alttan yetişen iki tane adam var. Ünal başka takımdan geldi. Al hepsini tek tek, herkes başka takımdan geldi. Ama yeni cami böyle değildi. Ha şimdi dersiniz bana ya modern futbolda Galatasaray'da da hepsi dışarıdan geldi. Tamam, haklısınız. Ama en azından altyapıdan, akademiden yetiştirdiğiniz oyunlar, siz bu akademi kurulduğunda herkes takdir etti yeni cami. Akademiden çıkacak oyuncular akatrosuna çıkmayı hedefler. E siz her çıkanı bir seneye de oturtursunuz, hop kiralarsınız. Hop kiraladığınız oyuncular her takımda direkt 11'de oynar. Yeni camide mi oynayamaz bunlar? Evet. Dolayısıyla önce kendi içinizden çözeceksiniz bunu. Yani konuşmadık bu konularda. Ya ben kendimi inkar edemem. Bu kulüpte biz de Hasan Hüda olduk. Yani kime ben diyeceğim başkasına, hayır ben yeni camici değilim. Yeni camici. İnkar etmem hocam. İnkar edemem bunu. Ama objektiftir benim düşüncelerim. Ben programlarda da objektif yorum yaparım. İster yeni cami olsun, ister Çetinkaya olsun, ister GG olsun. Beni iş bağlamaz. Doğru neyse onu söylemeye çalışırım. Futbol bilgim neyse, futbol düşüncem neyse, aldığım tecrübede neyse bunları aktarmaya çalışırım. Yeni cami hata yapıyor. Yeni caminin başka yaptığı hatayı söyleyeyim size. En büyük sponsorunu kaybetti yeni cami. Yani bu olacak iş mi? Herkes iyi bir sponsor bulmaya çalışır ki kaldı ki bu Abdullah Uluçan, kaldı ki başkanlığını yaptığı babası, başkanlığını yaptığı yönetimde abisi bulundu, kendi yönetimlerde defalarca bulundu ve yeni camiyi çok seven biri ve para akıtan biri. Dolayısıyla bütün bunları gücendirirsek yarın o bir gün bu kulüp ne olacak yani, sonuç ne olacak? Taraftarı gücendirin, eski futbolcularını gücendirin. Sanki yeni cami düşmanı oldu. Bütün bu yeni camiye hizmet edenler, geçmişte kanını, terini, emeğini akıtanlar, taraftarı olanlar, bunlar düşman ilan edildi yeni camide. Yeni gelenler tatlı oldu. Her şeyi onlar iyi bilir. Biz hiç yeni camiyi sevmeyiz. Öyle bir ortam yarattılar. Neyse, yani benim söylemek istediğim, yeni cami köklü bir kulüptür. Ve yeni cami akademiyi kurduğunda herkes özendi buna. Yeni cami tesisleşmeye gittiğinde herkes destek attı. Hani tesis konusunda daha hiçbir hareket yok. Yok. Maçlar, şimdi yeni caminin geçen hafta deplasmanda 2-2 berabere kalması, halk arkadan gelip dedik ki iyi neyse. Sen kendi evinde 2-0'dan 2-2'ye getirirsen maçı, demek ki bir yerde bir hata vardır. Evet. Söylediğim hatalar da bunlar. Telefon bağlantısını hazırlayalım arkadaşlar. En azından Doğan Türk Birliği Küçük Kaymaklı maçını sıcağı sıcağına konuşalım. Sevgili Hasan Küçük'ü bir alalım. Evet, Ahmet de herhalde izleyemiyorsun buradaki maçları ya da sonuçları. Sonuçları görürüm arada sadece. Zaten Hasan'a biraz sorarım bazen de. Evet. Göremiyorum. Yetiştiremedin şeyi de. Hafta sonu oynanan yeni cami yaşayabilir maçını da görmedin. Dün GG maçını izledin herhalde. GG maçını Uğur izledi. Dayısını gitti gördü. Hala daha yeni camici. Yani oradan bana yeni cami maçlarını sorar Ahmet. Abi ne oldu yeni cami maçı? Kaç bitti yeni cami maçı? Başka birini de sormasa. Yeni caminin maçlarını sorar. Yani, hocam yani pırlanta gibi gençler işte zihniler, Mehmet Altınlar, Reşitler, Cenkerler ki iddialı konuştum. Verin bana bu kadroyu. Kadro, canavar gibi kadro ya. Ve genç bir kadro. E biz bu çocukları bu kulüpten tek tek veriyoruz. Bu isimleri serpme yap Süper Lig'deki takımlara, ikişer tane serpme yap. Ya ben 2 sene önce Reşit konusunda dedim ki bu çocuğu tutun ya. Bu çocuk iyi. Sol bek korsumuz oynar, orta sahada oynar. Çocuk iyi koşuyor, futbolu bilen bir çocuk. Binatlıbah maçında gördük hocam, dediğin aynı. Yani bu çocuk bunları yapıyor. Sağ, orta. Ya ne beklen yani, ne özellik beklen yani futbolcular bu memlekette. Bu yaştaki çocuklar bunları yapabiliyorsa bir yetenektir, bunlara değer verin. Ama maalesef verilmiyor yani, bu mentalite bana ters geliyor. Onun için eleştiririm. Bu mentalite ters, senin elinde pırıl pırıl çocuklar vardı ve kökenleri de yeni cami, altyapılarından yetişmiş, hepsini dağıtıyoruz. Hı. Ve dışarıdan gelenleri alıyoruz. Hocam dinlen, sevgili Hasan Küçük, Hasan abim hattaymış, Hasan abime de soracağım aynı soruları. İyi akşamlar diliyorum abi, hoş geldin, teşekkür ediyorum katıldığın için yayına. Hoş bulduk, Ahmet Sivri de hoş geldi. Hoş bulduk. Evet, Serkan alalım biraz ses içeriği. Alo.
Duyuyorum abi, duyuyorum sesini. Sesini duymak güzel. Tekrardan hoş geldin stüdyoya. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Ahmet Sivri, sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Başarılarını takip ederek Allah vergisini, çalışmalarını inşallah daha da üstlere çıkarır. Fazla bir şey söylemek istemem. Orada başarılarını devamını tamam, isterim. Ben sorayım o zaman. Buffett'in bir Gomez'i görecek mi kendi Türk Telekom Arena'da? Görülmemesi için bir neden yok. Biraz şu anda tabii bu yabancıların olması dolayısıyla biraz sıkıntı çekebilir bence. Ancak kendini göstermeye başladı. Her maçta o 21 takımlarında gol atar. Dönüp normal takımına gol attığından dolayı artık kendini tanıttı yani bence. Bu tanınmışlığını da yapacağı çalışmalarıyla ne kadar üste çekerse, ne kadar güçlenirse fizik olarak, tekniği şeyi yerinde zaten, fiziğini de güçlendirsin. Kendini ilk önce kendini düşünsün, ailesini düşünsün ve ülkesi için yararlı bir futbolcu olsun. Başarılı olsun. Bu şansı tepmesin. Hasan Küçük, Doğan Türk Birliği Küçük Kaymaklı maçındaydın. 4-2'lik evet. Bir karşılaşma, 6 gollü bir karşılaşma. Evet. Hakikaten 6 golün çıktığı bir karşılaşma görülmeye değer miydi? Bununla başlayalım istersen. Evet, birinci golü görmek mümkün olmadı. Neden mümkün olmadı? Trafikten geç gittim, arabayı park etmek için biraz zorlandık. Kalabalık vardı, güzel bir seyirci topluluğu vardı her iki takım adına. Evet. Karşılaşmanın santra vuruşuyla yabancı futbolcuları Doğan Türk Birliği'nin 1-0 öne geçirdi Doğan Türk Birliği kaymaklı karşısında. Dakikalarda oyun dengeye girdi denilirken sahalarımızda ender görülen bir golle karşılaştık. Doğan Türk Birliği sağdan kendi hücum alanının sağından bir serbest atış kullandı. Kaymaklı ceza alanı 6 pas içerisinde bir karambol yaşandı. Ahmet Sönmez'in vuruşunda, Ahmet Sönmez işte iyi vuramadı diye saç başlıyorlarken Topansın gol oldu. Kaleci Ali'nin çok büyük bir hatasından ellerinin arasından top tınlıyorumdan girip kaleye girdi ve ortayken ortayı göstermesiyle taraftarlar gol sevinci yaşadı. Futbolcular gol sevinci yaşadı. Ve 2-0 öne geçti Doğan Türk Birliği. 2-0'dan sonra ikinci yarı artık takımlar daha dirençli. Erken gol bulma umudunu yaşarlarken penaltiden Küçük Kaymaklı bir gol buldu. 2-1 oldu karşılaşma. Doğan Türk Birliği bırakmadı oyunu. Kenan gibi süratli bir futbolcuları, yabancı futbolcularının sağdan o kadar güzel bir ceza alanı içerisine top gönderdi ki Kenan'a da aldığı yerde topu kaleye göndermek kaldı. 3-1'e getirdi karşılaşmayı. Karşılaşmada tabii ki Küçük Kaymaklı oyundan kopmamakla birlikte bir moral motivasyon eksikliğine girdi. Bu arada gelişen atakta ortalanan topu masla kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 3-2 oldu. Ve gelişen Küçük Kaymaklı ataklarında 18 üzerinde Musa 1 geçti, 2 geçti, 3. de boş masaya vereceğine topu kaptırdı. Anı gelişen atakta Kenan 4. golü kaydetti ve karşılaşmanın skorunu da belirledi. Bir de gelişen bir atakta Aydın'ın Doğan Türk Birliği adına attığı uzaktan sert bir şut vardı. Üst kaleye vurdu, top aşağıya indi. Fakat gol çizgisini geçip geçmediğini zaten bizim olduğumuz yerden de görmek mümkün değildi. Çok itirazlar oldu ama yardımcı hakem olduğu yerde durduğu için orta hakem de göremezdi. Karşılaşma da 4-2 sona erdi. Evet. 4-2'lik skor. Doğan evet. Türk Birliği ilk galibiyetini aldı ligde. Küçük Kaymaklı ise ilk mağlubiyetini. Abi teşekkür ediyorum. Bir kez daha kırmadın, katıldın. Eklemek istediğin varsa özel ya da genel. Gerek ülke için gerek Ahmet Sivri için.
Bekliyor musun Fenerbahçe'ye golünü? Atsın tabii ki, seviniriz. Evet, atsın diyor değil mi? Benleneceğim diye. Evet, Hasan Hocam senin de çok yakın dostlarından bir tanesi. Olmazsa olmazındır. Yani Hasan tribünlerde küçük, alıştığım ikiliden bir tanesi. Yani ikilisiniz. Hasan Küçük benim kardeşim. Evet. Yani benim en iyi anlaştığım arkadaşlarımdan bir tanesiyle, çok sık görüşmesek de. Hı hı. Biz zaman zaman telefonlarda da görüşürüz. Yemeğe gideriz, maçlara gideriz. Evet. Hasan kardeşim de sağlam. Yeni Cemci. Bak, Yeni Cemciyim diyor. Yani, ama Yeni Cem maçlarına gitmek için de tereddüt eder. Bu dönem için ama. Geçen sene de canı sıkılır gitmez. Yanlışlıkları gördük sonra canı sıkılır gitmez. Biz şampiyon olduk. 1984. Hasan Küçük'ün arabasında. Renault TX'inden beraber tur atardık. Evet, düşün. Bayrak. Yani, aynen öyle. Geçmişe dayanır Hasan'dan arkadaşlarımız, evet, dostumuz. Abi teşekkür ediyorum. Hocam bir şey ekleyeyim Yeni Cem adına. Hasan Hoca'yı ben dinledim analizlerini. Hasan Hoca dediği gibi son zamanlarda belki 1-1,5 yıldır benden çok daha fazla izler. Lefkoşa'da da olduğundan dolayı ben genelde Girne'de, ama eskiden Lefkoşa'ya veya gittiği deplasmanlara giderdim Yeni Cem'inin. Yeni Cem'i iyi bir elemanlardan kurulu bir takımdı. Yalnız dıştan şu anda gördüğüm ve yapabileceğim analiz, giden bu futbolcuların ister gençler olsun ister takımın kalecisi Yusuf, Çağdaş, Erbay, orta sahadan Adil gitti. Adil belki tutulamazdı ama İbrahim Çıdamlı tutulabilirdi orta sahada. Ne bileyim, buna benzer şeylerim var ama daha fazla başlangıçta bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bu yönetim ve teknik direktörün, hocanın bir inisiyatifine bağlıdır. Süper Kupa'da Hasan Hoca'ya dedim ki karşılaşma 2-2 iken ben dedim ayrılıyorum. Siz dedim izlemeye devam edin. Yürüyerek giderim, yoldan alırsınız ben dedim. Nedenine gelince iki forvet adamının oyundan 2-1'den alınması takımı bana göre çöktürmüştür. Bu arada tabii Türk Hoca'nı kutlarım. Onlara bir lafımız yok ama Yeni Cem'e adına işte hoş olmayan değişiklikler oluyor. 2-0'dan 2-2'ye, mağlubiyetten beraberliğe, galibiyetten beraberliğe. Belki ilerleyen haftalarda daha da oturan bir takım olur. Yeni Cami için her şey iyi olsun. Yalnız Ahmet Sivri ve Ahmet Sivri gibileri de bir yerlere gitmeden değerlendirsinler. Ahmet Sivri şu anda inşallah kendi gücünü göstersin ve orada da kalsın. Gerekirse belki de profesyonel olduğu zaman direkt kadroya girmese bazı takımlara da kiralanabilir. Bu diğer futbolculara olduğu gibi orada kendi şeyini, gücünü geliştirir, oyun kapasitesini geliştirir. Günü geldiğinde de Galatasaray'a da gelir, direkt oynar. Fenerbahçe'ye de inşallah gol atar. Evet. Başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İlerleyen dönemde buluşmak dileğiyle. İyi yani. Evet, bir reklama gidelim. Bir reklam arası verelim. Reklam arasından döndükten sonra tabii ki Ahmet'e yine söz vereceğiz. Ahmet Sivri'yi konuşmaya devam edeceğiz. Ancak görüntüleyeceğimiz karşılaşmalar daha var. Gidelim reklama. Sonrasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mural Construction'la 90 artı devam edecek. Lefkoşa'nın en çok tercih edilen cep telefonu ve aksesuar mağazası olarak bizlere bu işin sırrını soruyorlar. Elbette ki en iyi hizmet. Tabii ki garantili ve orijinal ürünler. Müşterilerimize karşı her zaman güler yüzümüz. Ve tartışmasız adanın en iyi teknik ekibi. Bütün hepsi bir araya geldiğinde en çok tercih edilen oluyorsunuz. Kutay Telekom, bizi zirvede tutan siz müşterilerine yıllardır değişmeyen hizmet ve servis kalitesini sunmaya devam ediyor. Kutay Telekom, Telekom'un lideri.
iş veya personel bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Güncel iş ilanları her pazar gazeteniz Diyalog'ta. Diyalog gazetesi ve İK Master işbirliğiyle. Gel atacağım. Sultanman yakışan kahve. Bir kahve çekirdeğinden eşsiz bir lezzete giden yolculuğun adı Sultan Kahve. Muhteşem bir düğün için gerçek fark, Merit Park. Kusursuz bir düğün için rezervasyon 0392-650-25-0. Diyalog TV yayınları Kıbrıs Diyalog TV uygulamasıyla artık iOS ve Android'lerinizde. Nerede olursanız olun gündemi, haberi ve yayınlarımızı kesintisiz olarak Kıbrıs Diyalog TV uygulamasıyla takip edin. Kıbrıs Diyalog TV uygulaması Apple Store ve Google Play'de. Size en yakın frekans 91.3 Radyo Diyalog. Diyalog Medya Grubu olarak mutlu günlerinizde sevinçlerinizi paylaştığımız gibi acılı günlerinizde üzüntülerinizi paylaşmak için yanınızdayız. Vefat ilanlarınızı Diyalog gazetesi ve televizyonunda ücretsiz yayınlamanız için vefat ilan servisimizi 0533 853 5410 444 4449 numaralarından arayabilirsiniz. Diyalog Medya Grubu hayatın her anında yanınızda. Now we are in the electronic component industry and we operate in 32 countries. We were looking to consolidate some of our plant structures in the European marketplace. That's why we were looking at Eastern Europe and came across Macedonia as a potential investment place. For us as Cevahir Holding, Macedonia is the center and the heart of Balkans, and it's a new door opening to Europe for our company. With the location of Macedonia, you can reach up to a population of 650 million to sell your goods, to import, to export. It was easier than we anticipated. You have an infrastructure that works. You have the power that's required. You have the roads that are required. You have logistics that work. And you are in Europe. We are happy to see that Macedonian Constitution guarantees fair treatment of foreign investors. We are close to the customer we are proud to serve. We want to be part of Macedonian growth. Invest in Macedonia. Yaşadığımız çevre hepimizin. Çevremizi temiz tutarak yaşam kalitemizi arttırmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir ülke bırakmak elimizde. Çevreyle ilgili öneri ve şikayetlerinizi Alo 123 Çevre Koruma Hattı ya da bizzat Çevre Koruma Dairesi'ne dilekçeyle yapabilirsiniz. İhbarlarınız ve dilekçeleriniz 18 Taksim 2012 Çevre Yasası'nın ilgili tüzüğüne göre değerlendirmeye alınacaktır. Harekete geç. Bağışlanan her organ filizlenen bir candır. Bağışlarınızla bekleyiş bitsin, hayat devam etsin. Organ bağışı, bir insanın organlarının bir kısmının veya tamamının beyin ölümünün ardından başka insanlarda yararlanılmak üzere bağışlanmasıdır.
Tek bir kişinin katkısının hem bir hayatın devamına sebep olması hem de başkaları için örnek teşkil ederek iyilik halkasının daha da genişlemesine katkıda bulunması çok hayati bir gelişmedir. Bu sistem gereğince bağışlanan organlar Sağlık Bakanlığı'na bağlı Organ Nakli Koordinasyon Kurulu sistemi ile devreye girer. Kullanılacak organa göre organın yaşı belli bir risk oluştursa da organ bağışı için yaş sınırı yoktur. Hayattayken organlarını bağışlayan bir kişi daha sonra bundan vazgeçebilir. Ülkemizdeki uygulamaya göre ben sadece böbreklerimi bağışlamak istiyorum diyebilir ve organ bağış kartınızda bunu belirtecek seçenekler bulabilirsiniz. Ülkemizde organ nakilleri dünya standartlarında yapılmakta ve böbrek gibi önemli organların nakillerinde başarı oranları %90'ın üzerindedir. Bağışlanan her organ, yapılan her nakil aslında kurtarılan bir hayatı ifade eder. İmkansızı başarın, bir insana hayat verin. Haydi organ bağışına. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Yaşamak bu kadar zor değil. Hayatı iyi veya kötü yapan sizsiniz. Yaşam tarzınızda ufak bir değişiklik, sağlığınızda büyük değişikliklere yol açar. Diyabet bir yaşam biçimidir. Hayatımızı engelleyen bir ceza değil. Yollarda güven, ülkede huzur istiyoruz. Polisimizden daha çok denetim, sürücülerden dikkat bekliyoruz. Başka ocaklar sönmesin. Diyalog Medya Grubu. Artık siz de habercisiniz. Tanık olduklarınızı bildirin, çektiklerinizi gönderin. Diyalog TV, WhatsApp ve Bip ihbar hattı hizmetinizde. Toplumsal sorumluluğun bilinciyle sizler de haber değeri gördüklerinizi bizlerle paylaşın. WhatsApp ve Bip ihbar hattı 0533 832 1515. Yayınlanmaya değer her haber ve aktarılmaya değer her görüş Diyalog TV, WhatsApp ve Bip ihbar hattında. Nural Construction'la 90 artı devam ediyor. Evet, reklamların sonrasında birlikteyiz ve devam ediyoruz. Tabii ki 90 artı yan Mert Alsancak Eşilova Ozanköy karşılaşmasını getirecek ekranlara. Ekranların sonrasında ise bir telefon bağlantımız daha olacak. Ahmet Sivri'nin programa katılımı sosyal medyada mesajlar da geliyor. Tabii ki paylaşmak da istiyorum. Nazım Serkan Burgul yine bir yorum yapmış hocam. Hemen izleyiciyle onu paylaşalım. Hemen önümde şu anda yaratıcı bir çocuk dedi. Barça'ya yakışır. Selamlar dedi. Tabii ki bunları da duymak güzel. Nazım Serkan Burgul'a da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim buradan. Hani hocam devam ediyor yani ilgi ya da işte benzetmeler, yakıştırmalar. Ama Sivri adına ya devam ediyor. Özlem duyduğumuz şeylerdir bunlar. Kendi ülkemizin bir çocuğunun yurt dışında iyi bir takımda görev alması gurur kaynağımızdır. İşte Yiğitcan mesela.
Ne oldu? Yiğitcan gurur kaynağımız değil mi? Olimpiyatlara gitmiş, koşmuş, Kıbrıslı bir Türk. Bizim özlem duyduğumuz işte milli temaslarımız ama uluslararası FIFA'ya üye ülkelerle yapacağımız milli temaslara özlem duyuyoruz. Yani Konifa tamam ülkemizin mevcut içinde bulunduğu şartlara baktığım zaman yapılması gereken bir etkinliktir. Çünkü başka gidilecek noktamız yoktur ama bireysel olarak eğer yetenekli çocuklarımız varsa belki toplumsal olarak biz bunu elde edemeyiz şu anda ama bireysel yetenekli çocuklarımızın önü açıktır. Bunlara bir tek aracılık yapmak lazım ve bu yeteneklerini yurt dışında sergilemelerini sağlamak lazımdır. Bu bütün Kıbrıs Türk'ünün gurur kaynağı olur. Yani Ahmetler gibi, Yiğitcanlar gibi birçok gencimizin, spor adamımızın yurt dışında temsil etmesi Kıbrıs Türk halkını bizlerin en büyük gururudur evet. diye düşünüyorum. Evet, Mert Asancak Eşilova Ozanköy karşılaşması gelsin. İzleyelim. Sonrasında ise dönelim. Tabii ki bu maçın hemen içeriye dönüşünde de bir doğum günü kutlaması var. Onu da hemen iletiriz ama önce maçı izleyelim. Sonrasında konuşuyoruz. Süper Lig'in ikinci haftasında Ozanköy, Merdi Alsancak Yeşilova'yı Ozanköy Mustafa Özkay Mustanı'nda konuk ediyor. Maçın hakemi Utku Amamcıoğlu, Kaan Koday, Ozan Kel yardımcılıklarını yapıyor ve ev sahibi Ozanköy'ün vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Serhan ile gelişen Ozanköy atağı kendi evinde ilk karşılaşması ceza sahasında Junior Dion kaleci Hasan Piro başarılı. İlk dakikalarda Ozanköy atakları gelişiyor. Adaleke çıkarken kaptırılan top bir vuruş kaleci Hasan Piro'da kalıyor. Süper Lig'in iki yeni takımı Ozanköy kendi evinde ilk mücadelesini yapıyor. Merdi Alsancak Yeşilova'da Süper Lig'in yeni ekibi. Ceza sahasında Serhan vuruşu, kaleci Hasan Piro başarılı. Üst üste pozisyonlar, Mark Dion'la gelişen atak vuruşu üstten dışarıya gidiyor. Bir başka atak, Mark Dion direkt kaleye, top yandan dışarıya gidiyor. Serbest vuruş, Talat topun gerisinde vuruşu üst direkten geri geliyor. Şanssız bir dakika Merdi Alsancak Yeşilova adına. Türbünlerde hatırı sayılır seyirci kitlesi bu önemli karşılaşmayı izliyor. Süper Lig'in yeni ekipleri Ozanköy'de karşı karşıya geliyor. Bir vuruş Hasan Piro çeliyor. Atak devam ediyor. Sonuç gelmiyor. Bir başka pozisyon Bekir'in vuruşunda top direkten dönüyor. Dönen top Hasan Piro'da kalıyor. İlk dakikalar ilk yarıda etkili. Merdi Alsancak Yeşilova atağı. Vuruş o noktada iyi bir vuruş değil. Top dışarıya gidiyor. İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor. İkinci 45 dakikaya Merdi Alsancak Yeşilova başlıyor. Talat'ın uzun gönderdiği top, seken top, atak gelişiyor Alsancak Yeşilova adına. Deniz vuruşunda kaleci Mehmet Emin başarılı. Ozanköy atağı gelişiyor. Bekir vuruşu kaleci Hasan Piro. Seken top savunma uzaklaştırıyor. Ozanköy atağı gelişiyor. Mehmet'le başlayan atak. Atak devam ediyor. Fikret. Gelişen atak Mark Dion içeriye bir vuruş kaleci Hasan Piro. İkinci pozisyon Serhan'ın vuruşunda top üstten dışarıya gidiyor. Önce Fikret sonra Serhan sonuç gelmiyor. Gelişen atak Merdi Alsancak Yeşilova adına ceza sahası içerisinde Bili Mehmet Hüseyin Çakmak maçın hakemi Utku Amamcıoğlu devam diyor. Köşe vuruşunu Adaleke kullanıyor. Deniz seken top. Bayram dokunuyor top ağlara gidiyor. Bayram'ın attığı golle 80. dakikada Merdi Alsancak Yeşilova Ozanköy karşısında 1-0 öne geçiyor. Okan kafayla indiriyor. Bili Mehmet son dokunan Bayram oluyor. Ve Bayram'ın attığı golle 80. dakikada Merdi Alsancak Yeşilova Ozanköy karşısında 1-0 öne geçiyor. Golden sonra ataklarını devam ettiriyor. Ceza sahası içerisinde bir kafa top dışarıya gidiyor. Mustafa'nın kafa vuruşundan sonuç gelmiyor. Gelişen atak ceza sahası içerisinde Mark Lyon yerde kalıyor. Maçın hakemi Utku Amamcıoğlu 85. dakikada penaltı noktasını gösteriyor. Dakika 85 topun gerisinde Hüseyin Çakmak. Hüseyin Çakmak vuruş ve gol. Hüseyin Çakmak attı. Ozanköy beraberliği yakaladı 85. dakikada.
Bu kez sevinme sırası Ozan Köy'de. Mehmet Emin'in vuruşunda çalan düdükle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Ozan Köy 1, Meridan Sancak Yeşilova 1. Nural Construction'la 90 artı devam ediyor. Evet, bir birlik eşitlikle tamamlanan karşılaşma ve iki takım hanesine birer puanı yazdırdı. Hasan Piro'nun da doğum günü sevgili hocam. Hemen kutlayalım buradan bir kez daha milli kaleciye. Ben de kutladım bugün, evet. Şeyde, Facebook. İyi ki bu Facebook var. Hemen bildirir bize insanların, arkadaşlarımızın doğum günlerini. Evet, sevgili Hasan'ın da doğum günü. Tekrardan hayırlı yaşlar dileriz Hasan'a. Kutlaydım. Oynadın mı Hasan Piro'ya karşı Ahmet? Yok. Oynadım. Oynadın Hasan Piro'ya karşı. Yeneceğim bir milli takımdan maç yaptıydı şu. Milli hazırlık maçta, maçı. Hazırlık maçında. Evet. Sezon tamamlandı. Evet, milli takımın evet. Hazırlık maçında oynamışsın. Hasan'ın da bir kez daha doğum günü kutlayalım. Hocam, evet. Nasıl buluyorsun? Merit Hasan'ın eşiyle özellikle yaptığı transferlerle ses getirmişti. Binya, Lua, Bili Mehmet. Şimdi tabii futbol bir takım oyunudur. Aynı şeyi Yeni Cami için söylediğimi bunun için de söyleyeyim. Yedek kulübesi çok dar. Bakın, Binya oynamadı, kırmızı kartlı. Lua Lua sakatlandı, en az 3-4 hafta yok. Bili Mehmet oynuyor. Ve bütün umut Bili Mehmet'te. Tabii en büyük avantajları da Hasan Piro gibi bir kalecileri var. Memleketin en iyi kalecisi. Kim nesnese desin, en tecrübeli ve en iyi kaleci. Hı. Dolayısıyla tabii bu dörtlü sürekli oynasa, Alsancak Yeşilova'da, Merit Alsancak Yeşilova'da üstlerde mücadele edecek bir konumda olabilir. Çünkü dört tane futbolcu süper. Ama bu işin sezon içerisinde, 30 maçlık periyodun içerisinde sakatlıklar, kırmızı kartlar mevcut olacak. Dolayısıyla yedek kulübesinde eğer bunları takviye edecek onların ayarında biri yoksa bu ligi götürmek, şampiyonlukta iddialı olmak çok da kolay değildir. Bu bir gerçek. Dolayısıyla Merit Alsancak Yeşilova ligimize renk katan bir takım. Büyük umutlarla Süper Lig'e gelen ve iddialı olduğunu söyleyen bir takım. Yaptığı transferler de ortada. Yani ben iddiamı ortaya koyacağım. Öyle küme düşmek için oynamayacağım. Ha, küme düşer mi? Bu kadro oynan, eğer bu takım oynarsa küme düşmez. Ama takviye yapamazsa devre arasındaki pozisyonlarının ne olacağını bilemem. Eğer devre arasında iyi bir noktadaysa ve takviyeler yapılabilir, çünkü maddi açıdan bir sıkıntıları olmayan kulüplerimizin bir tanesidir diye düşünürüm. O zaman o günkü konumlarına göre yapacakları transferlerle daha üst seviyelerde şampiyonlukta iddialı olabilirler ama ilk devreyi dediğim gibi iyi puan ve iyi bir noktada bitirmeleri lazım. Evet. Telefonu hazırlayın arkadaşlar. Hocam, verilen verilmeyen penaltılar da var. Tabii ki akşam yine değerlendirmiştin ama sanıyorum özellikle Merit Alsancak Eşilova adına verilen penaltı biraz ağır gibi geldi. Evet, yani son verilen penaltı ağır. Bana göre ayağına da basmadı. Temas da yok ama oradaki siyahi futbolcu, şu anda ismini hatırlayamam, çok iyi hakemi aldatmaya yönelik bir hareket yaptı. Yani penaltıyı aldı hocam. Aldı. Resmen aldı. Aldı yani. Aldı. Bir var hakem verir. Net bir de penaltı. Futbolcu alır. 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 Yani aldattı hakemi diye düşünüyorum. Uh-huh. Çünkü bu pozisyonların hepsine düdük çalacak olsak futbol oynanmaz. Ve bana göre temas da yoktu. Hareket hakemi yanılttı. Temas yok. Temas olmadı mı da penaltı olmaz ama futbolcu kendisini ayağına basmadığı halde çok güzel attı, yuvarlandı ve bu penaltıyı aldırdı diye düşünüyorum. Diğer taraftan Bili Mehmet'e yapılan bir hareket vardı. Ben bunu penaltı olarak değerlendirdim. Yani tutup çekme var. Yani 5 numaralı oyuncu yere düşerken Bili Mehmet'i de beraber aşağıya çekti ve penaltı diye yorumladım ben bunu. Hocam, çeker mi Yeşilova ligde sıkıntı, yoksa hani o cezalı oyuncuların dönmesi, işte Lua Lua'nın veriminin artması, Binya'nın uyum sağlaması, zaten Bili Mehmet iyi. Herhalde daha iyi noktaya. Yani bence sıkıntı çekmez. Bu kadroyla, mevcut kadrosuyla orta sıralarda oynar. Dediğim gibi yani Binya, Lua Lua, Bili Mehmet ve Hasan Piro, bu dörtlü her maçta oynayabilecek mi? Her maçta oynasa
üstlerde mücadele edebilecek. Ben Luay'da kilolu gördüm ilk maçta. Salto attı, atletik bir yapıya sahip. Ama hayatta hocam. Kilolu. Hı. Yani onu o kendi estetikliğinden yapmış bir hareket olarak değerlendirin. Bir yetenektir o salto atma. Hı hı. Ama kilolarını vermesi lazım. Belli ki antrenmansız. Onun için gazı çekti. Antrenman yapması lazım. Uzun bir zaman alacak herhalde dönüşü. 4 hafta yok. Ligin neredeyse ilk devresinin yarısı kadar oynamayacak. Bu da bir dezavantaj olarak değerlendiririm. Hocam bu maçı daha konuşacağız ama bir telefon bağlantımız daha var. Hemen alalım. Mesut Girgen mi arkadaşlar? Evet, Mesut Girgen yayında. İyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, eski futbolcu. Hasan hocam program izleniyor bu akşam. Yani önümü de takip ediyorum sosyal medyada ama telefonlar da yağıyor ve tabii ki herkese yardımcı olmak istiyoruz ama işte süremiz de kısıtlı. Hoş geldiniz diyorum sevgili Mesut Girgen. Sevgili sunucum, herhalde siz beni tanımazsınız ama Hasan abi beni çok iyi tanır. Ses alalım biraz ses arkadaşlar. Aynen. Ses tam gelmiyor. Evet. Sevgili sunucum, herhalde beni tanımazsınız ama sevgili Hasan Ezel beni çok iyi tanır. Sevgili Mesut, ben zaten Beyzade arkadaşımızın, kardeşimizin adı Beyzade, gerçekten seni tanımıyor. Ama ben ona sen telefon ettiğinde reklam arasında ne kadar değerli, önemli ve bu ülkenin şu anki Hasan Piro kadar önemli, çok kıymetli bir kaleci olduğunu anlattım. Bizim dönemimizin kalecisi. Yani bilgiyi aktardım, merak etme. Sinan abi bugün sevgili Mesut Girgen, televizyonumuzun sesini biraz kısarsanız biraz daha sağlıklı konuşabileceğiz. Kıstım, tamamdır. Evet, tamam. Şimdi gayet güzel geliyor. Yine bugün biz Girme Erdem'i Küçük Kaymaklı'na saydığı 25 sene önce Küçük Kaymaklı'nın kalesinde Akın olsaydı, ben de Girme Erdem'in kalesinde olsaydım, nasıl bu sürü bitirmiş? Bunu söyleyeyim. Evet. Benim esas söylemek istediğim o değil. Hasan abinin yanında pırıl pırıl bir çocuk oturuyor. Evet. Ahmet ben de 1985'te Hasan abi birbirini mi hatırlarsa Türkiye Gazeteleri bir maça tatlıydı. Eller Türk oldu, mesaj çok oldu diye. Evet. Ben 6 yaş transfer oldum. Biraz daha kısın televizyon. Yani aslında tamamen kısın. Biz sizi duyabiliyoruz. Siz televizyonun sesini kısın. Tamam, kısın abicim, kısın. Evet. Evet. Şimdi konuşalım. Çatlak gelir ses. Evet. Şimdi konuşalım. Net anlamıyorum. Evet. Şimdi geliyor. Bir tekrarlarsanız seviniriz tekrar. Hasan abi duyuyor mu? Evet. Duyuyor. Duyuyor evet, sizi. Evet. Duyuyorum. Duyuyor. Ben 1985'te Altay'a transfer oldum. Evet. Biliyorum. Bizim köyden gittim. Zeytinlik'ten. Temmuz'dan. Şu festival var 2-3 gün sonra. Oradan bizi limuzinle aldılar. İzmir'den. Evet. O zaman Hamdi Benazür Altay'ın kulüp başkanıydı. Torun Koparan da Altay'ın spor direktörüydü. Uzatmayayım, çok çabuk geçeyim. Benim Osman Gulayoğlu'ydu. Osman Uçanayoğlu'ydu. Biz antrenmanlara Osman, başladık. Bir de Mesut, Osman Uçaner'i de herhalde bilmezler. Osman Uçaner de bu ülkenin Kıbrıs'ı bir Türkiye olarak Bursa'nın yıllarca kaleciliğini yapmış. Çok değerli biri. Benim hocam da abi burada. Efendim? Benim hocam da günler. Evet, evet, evet. Buraya geldi, antrenörlük yaptı burada. Ama biz ne yaptık abi? Yazda 5 ay çalıştık. 5 ay çalıştık. Evet. Hatta Hakan da PZZ'ye gittiydi. Evet. Hocam. Evet. Ben bunları Ahmetçik için söylüyorum ha. Ahmetçikli için. Ahmetçik için konuşuyoruz. Evet, ben Ahmetçik için konuşuyorum. Evet. Biz gittik orada bir apartmandan işte iş yeri 15 tane ezel geçtik. Bizi denemeye aldılar. 20 dakika sonra
Tamam mı diyorlar bize? Sen altı erkek musundasın? Arçelik'te kontrol ettik. O sene tencik arsına eğitildi 40 milyon liraya. Tencik olarak Samsun Spor'da kansına eğitildi. 40 milyon liraya. Biz de 10 milyon liraya meslek altıyla. Hasan abi sizi girin. Evet duyuyoruz, biz sizi duyuyoruz Mesut Bey. Duyuyoruz. Tamam, tamam kardeş. Duyuyoruz. Sonra antrenmanlara başladık. 5 tane kaleci verdi. Birin Türkiye'de 5 kaleciyle başladılar. 5. kaleci Can'ırdı, Can. Can diye bir kaleci verdi. Boyu 2 metrenin üstündeydi. Sonra biz spor yazarları turnuvası oynadık. Ama o zaman Türkiye'de 2 yabancı oynardı. O sene de Yesiç Rıza'nın ayağını kırdıydı Trabzon maçında. Trabzon Fenerbahçe maçında, Trabzon'da. Okan'ın ayağı kırıldıydı. Hayır hayır. Rıza'nın ayağı. Okan'ın ayağı. Okan'ın da olabilir. Ve Yesiç Türkiye'de istenmeyen adam ile eriydi. Sonra altta gelince transfer etti. 10 gün geldik yere. Yesiç geldi Altay'a, İzmir'e geldi. Hatta onun bir arabası vardı. Hasan abi hiç unutmam. Yesiç 001 yazardı. Plakasında. O yoldan geçerken trafik duruldu. Yesiç'in karısı İzmir'de yalnız kalmış diye 4 tane sabit verdi şeyde Altay'da. Radoviç diye bir adam transfer ettiler. Ben birinci kaleci olmama rağmen liglere 10 gün kala benim inan ipleri kopattılar. Benim orada kazancım değil, işte 10 milyon lira aldıydım. Çok güzel paraydı. Evet, burada herhalde Ahmet'e de vermek istediğiniz mesajlar var. Böyle çabucak bir toplarsanız seviniriz Sayın Girgen. Ben Ahmet'e bir şey söyleyeceğim. Evet, çok çabuk. Evet, tanımam etmem. Hı hı. Ama ben her hafta pazartesi günü hiç gazetelere bakmadan Ahmet ne yaptı? Bakarım, sorarım, ederim. Ahmet şu anda çok güzel bir yolda gidiyor. Ahmet bizim zamanımızın olumsuzluklarından farklı bir şekilde yuvandı Ahmet'in. Evet. Karizmasıyla dünya üzeri bir çocuk. Ronaldo'nun da ayak ışıklı. Evet, zamanımda kısıtlı. Anlaş göstermenizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Ahmet yola devam etsin. Evet. Ben ne yiyeceğim için, ne dinleyeceğim için. Ben artık Ahmetçiyim. Sağ olasın be suçlu. Evet, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Katıldığın için. Ahmet onu bilsin ki hepsimiz onun arkasındayız. Sağ olasın. Evet, teşekkür ederim. Bizim zamanında tamam. Evet, iyi geceler diyorum. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi evet hocam, şimdi bir mesaj daha var. Hemen paylaşalım. Sevgili Celal Keleş gönderdi. Celal Hoca. Teşekkür ediyorum öncelikle Hasan hocama dedi. Teşekkür ediyorum Yiğitcan'la ilgili kullandığı övgü sözleri için teşekkür ederim dedi. Ve her alanda uluslararası arenada Kıbrıslı Türklerin olabileceğine olan inancımı belirtmek isterim dedi. Bu noktada Ahmet'in kendini sürekli geliştirerek profesyonel futbolda elit seviyeye çıkacak bir yetenek olduğunu düşünüyorum demiş. Kendini geliştirmek için diyor yapacağı ek çalışmalarında Türkiye'de örnek olmasını bekliyorum demiş ve başarılarından dolayı kutluyorum dedi. Yani Celal Hoca biliyorsun çok iyi bir antrenördür, çok iyi bir
bu işin doyanlarından bir tanesi. İlmini almış bir arkadaşımızdır. Evet, yani Ahmet'in ek itmanlara ihtiyacı olduğunu zaten hocalar söylüyor. Zaten sen söylüyor. De belirttin hocam. Ahmet'ten kendisi de biliyor bunu. Yani böyle 2-3 ayda Ahmet o performansı yakalayamaz. Tabii ki bu önünde bir süreç var ve bu senenin sonuna kadar Ahmet'e biz bu zamanı tanıdık. Zaten teknik antrenörü de o konuda ekstradan Ahmet'i çalıştırıyorum. Celal Hoca'ya teşekkür ederim. Onun da yaptığı önemli bir katkı vardır Kıbrıs Türk sporuna. Yiğitcan'ın yanında her şekilde çalıştırıyor, ediyor. İşte yani yeteneklerimiz bunlardır. Şimdi az önce Mesut kardeşim bazı şeylerde kendi sistemlerini söyler. Çünkü Mesut ve bizim zamanımızda Türkiye'ye gidip futbol oynamak arslanın ağzından yem kapmak kadar zor bir şeydi. Zor, kolay zor. Değildi. Biri sizi elinizden tutacak, tavsiye edecek, gidecek. Şimdi gençlerimiz daha avantajlıdırlar. O fırsatı yakaladıkları zaman kendilerini gösterme imkanları var. Biraz daha Türkiye'nin iç içe olduk. Daha fazla kaynaştık. Ve sonuç olarak da orada eğer sizi kale alacak birileri varsa ve siz bunu kendi gençleriniz için kullanırsınız, önünü açabiliriz gençlerimizin. Mesut Hoca, Mesut kardeşim gitti, geri döndü. Çünkü işte az önce söyledi ya, tercihli farklı adamlardan yaptılar. Halbuki Mesut çok iyi kaleciydi. Osman Uçar diye bahsetti. Abimiz bizden çok büyük. Saygıyla onu da anıyorum. Çok değer verdiğim bir abimizdi. Hep onu örnek gösterdik. Bursa'da oynadığında işte Kıbrıslı bir Türk Bursa'nın kaleciliğini yapar. Ve esas kalecisiydi. O çalıştırdı, o elinden tuttu götürdü ama sonuçta çıkıp tekrar geldi Mesut buraya. Tabii bununla birlikte sadece Mesut değil, Seltaş Karayel kardeşimiz de gitti, Aziz Pilli gitti bizim dönemlerde. Bunları da birileri elinden tutup götürdü ama orada kolay değildi. Dediğim gibi arslanın ağzından insanın avını alması çok kolay değildir. Orada herkes profesyonel olmak ister. Herkes bu işten para kazanmak ister ve belki de size oyun içerisinde pas bile atmazlar kendinize göstermeyesiniz diye. O yüzden o açıdan sistemleri vardır Mesut kardeşimin. Şimdi Ahmet'in konumu da yani bir tavsiyede bulunuyor Ahmet'e. Daha çok çalışacaksın Ahmet. Bak Celal Hoca söylüyor. Daha çok çalışacaksın. Onlardan bir önde olacaksın. Ben Ahmet'in işte U19, U21 maçını izledim. Orada gerçekten izlerken Ahmet'i içerisinden seçen alın futbol yeteneği olarak. O güç belki Ahmet'te o günkü durumda yoktu ama Ahmet'in topu ayağına aldığı zaman yaptığı hareketler, pasları, oyuna girişi, adam geçişi, topa vuruşu, gol noktalarında etkili oluşu 22'nin içerisinde tek göze batan adam Ahmet'ti. Hocası da bunu gördü zaten de Ahmet'i o noktaya getirdi. Sonuç olarak da Ahmet... O özellik yaratılışında var Ahmet'in. O yetenek zaten biz yeteneği Ahmet'e kazandıramayız. Yetenek kendinde varsa var. Ama biz Ahmet'e tavsiyelerde bulunup şöyle yap diyebiliriz. Güçlen, güç kazanılır. Oyun içerisindeki tecrüben de artar. Nerede duracaksın, hangi pozisyonda pas verecek, onlar da artar. Ama topu ayağına aldığında Ahmet tamamen kendi yeteneğini kullanarak o Allah'ın verdiği bir şeydir. Genetiksel bir şeydir. Ahmet artık biz demeyiz Ahmet'e. Adam çıkarken sen Ahmet topu şöyle kesecek. Ahmet onu gelirken onu düşünerek yapar. Bu futbolcularda olan özelliklerdir. Tabii ki Ahmet'in bu yeteneği Yeni Cami'nin akademisinden başlayarak gençlerde oynayarak tabii ki bütün hocalarına da teşekkür etmek zorundadır Ahmet. Çünkü onların da emekleri vardır Ahmet'in üzerinde. Ahmet'in bu noktaya gelmesinde ben sadece Ahmet'in bu yeteneğini değerlendirmesi konusunda Ahmet'e destek oldum. Ahmet'i çalıştırmadım. Ama antrenörlük yapsam Ahmet benim gözümden kaçan bir futbolcu olmazdı. Şimdi spor yazarı olduğum için gittiğim maçlarda yetenekli çocukları tespit edebilirim, görebilirim. Bunda iş var diyebilirim. Kaldı ki Ahmet'i zaten 2 senedir ben Ahmet'le ilgili yorumlar yaparım, konuşurum. Sonuçta da o yeteneğini aldık. Ahmet'e bu şansı hocalara emek verdi, bir noktaya getirdi. Biz de Ahmet'in bu şansını daha iyi bir takımda denemesi için katkı koyduk, yardımcı olduk. Burada herkesin bir katkısı vardır Ahmet'e. Kendi başına Ahmet olmaz. Yeteneği Ahmet'in her zaman var. Yeteneği yanındadır. Doğuştan gelen bir özelliktir yetenek. Süratli adamı siz çalıştırıp işte 1-2 derece daha arttırırsınız. Ama sürati olmayan bir adamı 100 metreci yapamazsınız. Mümkün değildir. Futbolcu bir adamın Messi nasıl Messi olmuştur? Ronaldo nasıl? Neymar nasıl Neymar olmuştur? Diğer futbolcularda daha farklı özellikleri olduğu için. Fark edersin onları aralarında.
Şimdi Ahmet'in de o U19-U21 maçında izlesen fark edeceksin zaten. Ahmet topu ayağına altında bir başkadır. Bu burada da izlerken de aynı şekildeydi. Yani ben Ahmet'in burada top ayağına yakışır dediğimiz futbolculardandır. Sergen top ayağına yakışırdı. Oğuz top ayağına yakışır. Tugay top ayağına yakışır. Alex. Yani bakan görsel açıdan da yani futbolcuyu tespit edebilin. Yani bu yetenekler herkeste olmaz. Bazı futbolcular gücüyle oynar. Güç bittiği anda futbol biter. Ama bazı futbolcular tekniğiyle oynar, gücü katar. Gücü bitse bile o tekniği devam eder. Var, bilir, okur, oyunu okur. Mental olarak bakar, yaratıcılık özellikleri onun doğuştan var. Bunları tespit etmektir önemli olan. Tespit edip Ahmet'i daha iyi noktalara getirmektir önemli olan. Benim yaptığım budur Ahmet'e. Ahmet'te bu özellik olmasaydı zaten ne uğraşayım ben şimdi ya, olmayacak bir iş için. Var ve inandım ve ısrar ettim. Olacak diye gittik, konuştuk ettik. Ahmet bizi bu noktaya getirdi. Ama bitmedi. Bak herkes nedir? Ahmet biz senciyik, Fenerli olsak da seni tutarak. Fener maçında yen, sen at bize golü biz daha mutlu oluruz diyen insanlar vardır. İşte bu Kıbrıslı'nın buna hasret kalmasıdır. Açtır Kıbrıslı böyle bir başarılara. İşte Yiğitcan, başarı hepimizi. Biz kilitlendik kaldık, Yiğitcan koşacak. Televizyonun karşısında herkes, bütün Kıbrıs. Ahmet'in yarın Galatasaray'da oynadığını düşün veya Galatasaray değil Altınordu'da bir sene oynadığını düşün. Her maçını eminim açacaklar, izleyecekler Kıbrıs'ta. Çünkü bizim gururumuz bu tür çocukların artık birilerinin elinden tutması lazım Beyza'da. Yani bu memlekette çok yetenekler geldi gitti, yok oldu. Bir nesil yok oldu gitti. Ama şimdiki nesil yok olmamalıdır. Madem ki biz bu kapıları açık açtık, bireysel olarak kurtulabilirsin, bireysel olarak kendini Avrupa'da, Türkiye'de gösterebilirsin, bu çocuklar bu yeteneklerini göstersinler. Bizim yaptığımız budur. Umarım daha çok genç çıkacak, daha çok yetenekli çocuklarımız Türkiye'de şans bulup deneyecekler. Olur olmazsa bile en azından kafasında soru işareti kalmayacak. Ya ben gitsem olurdum Galatasaray'a, ben Fenerbahçe'ye gitsem oynardım ama kimse elimden tutmadı, kimse bu şansı vermedi bize demeyecek. Şimdi Ahmet bu şansı yakaladı, bu şansı götürsün. Olmazsa da dünyanın sonu değildir. Ahmet bugün Galatasaray'da imza atmasın, ben size garanti veririm ki Ahmet'i başka bir takımda profesyonelliğe imzalattırabiliriz. Çünkü Ahmet kendini artık orada da Galatasaray'ın sitelerine girdiğinde Ahmet'ten bahseder. Geçen iki hafta önce Ahmet'in golü biliyorsunuz haftanın golü seçildi. Girin bugün Galatasaray siteleri. Ahmet'in attığı goller var. Yani bu bir title'dır çocukta kazandığı bir yetenektir ve bu yeteneğe inan birlikte kendini kanıtlamıştır. Yok mu böyle çocuklarımız? Var. Lütfen herkes böyle çocukları tespit etsin. Yardımcı olsun. Bizler yandık, bunlar yanmasın işte. Ahmet, var mı İstanbul dışı seninle birlikte oynayan takımda? Yani yoksa tabii, var. Nereden var mesela? Hangi illerden var? Almanya'dan gelen var. Almanya'dan. Tesis'te kalır benimle, arkadaşım zaten. Hı-hı. Arkadaş edindi falan. Sakarya'dan gelen var. Daha uzak yerlerden, Trabzon'dan, Samsun'dan gelen yerler var. Kişiler. Sakarya, Samsun. Aynen. Şimdi bu seçmeler yapılır ya, Türkiye'nin her yöresinden oyuncu gelir Galatasaray'a. Merkezde toplanır orada. Gelir, kullanır. İki gün bakarlar, maç yaptırırlar, koştururlar falan. İşlerine yarayanları tutarlar, diğerlerine teşekkür ederler, gider. Çünkü herkes kurtuluş yolu olarak buluyor. Çocuk der ki benim yeteneğim var, ben de şansımı deneyeyim. Çıkar, doğudan gelir futbol oynamak için. Gelir Galatasaray tesislerinde. Tabii birileri tavsiye eder onları da. Orada kendilerini gösterirler. Eğer yeterliyseler devam ederler. Yeterli değillerse giderler. Ama bu çark devamlı döner. Zaten araştırırlar. Fener de yapar bunu. Beşiktaş da yapar. Galatasaray da yapar. Büyük takımlar yapıyor zaten. Araştırırlar. Şimdi en büyük şans da Galatasaray'ın altyapısının genel koordinatörü Emrah Bayraktar. O da Beşiktaş'ın altyapısındaydı. Geçen programda söyledim. Çok yetenekli. Kıbrıs'ta futbol oynadı. Doğan Ocak'ta oynadı zannedersem. Ocak'ta bir dönem futbol oynadı. Bundan sonra döndü gitti. Kıbrıslılara karşı da bir sevgisi vardı, sempatisi vardı. Dolayısıyla çok iyi bir takım oluşturdu altyapılarda.
işte 17'lerde, 19'larda, 21'lerde ve bunları organize edip ada genelinde, ada derim Türkiye çapında araştırmalar yaparlar. Ve bu sene ben de temasım vardır bu konuda. Gittiğim maçlardaki yetenekli sporcuları, futbolcuları listeme alacağım. Bu çocuklara şans vermek için onların da oraya gidip denenmesilerine yardımcı olacak. Evet. Serkan, Merit Alsancak, Eşilova, Ozanköy. Merit Alsancak, Eşilova şimdi bir getir. Hocam, Merit Alsancak, Eşilova attığı golde faul var mı diye bir mesaj geldi. Bir bakalım, bir onda yorum yap. Artık programı noktalayalım. Bir kez daha gelsin ekranlara hemen. İzleyelim. Verilen penaltıyı aldı dedin. Futbolcu iyi aldı dedin bu noktada. Bir de bakalım atılan golde, Merit Alsancak Eşilova attığı golde futbolcusunun üzerine basılarak bir karışıklık var hocam. Yani tam anlamıyla bir pazar yerine dönmüş orası. Bir hızlansın gelsin ekranlara. Bakalım neler olacak. Bu sezonun tabii ki Süper Lig'e çıkan iki takımıydı. Ozanköy ve Merit Alsancak Eşilova ligin ikinci haftasında birleştiler, buluştular. Bu arada San Piro'nun da iyi kurtarışları var hocam yine. Ya San Piro dediğim gibi yani böyle bir kalecin olduğu sürece en azından savunmada o kadar telaş yaşamazsın. Hı hı. Çünkü bak yani her pozisyonda son adam gibi o put bak nasıl takip eder? Ben kaleciyi izlerim bu pozisyonlarda gittiğim maçlarda da. Hı hı. Hareketliliği, oyunu takip eder mi, nerede etmez mi? Bilir. Efendim? Nerede duracağını bilir. Her şeyi biliyor. Yani çok yetenekli ve Hasan Piro. Hocam bu mu? Bu pozisyon. Hasan bu pozisyon. Burada bak, orada bir bak adamların üstüne var. Yani basılma var dediler. Bilemem. Evet, orada bir darbe var dediler. Yani bu kalabalıkta sağlıklı yorum yapamayız. Evet, bir daha gelsin hakem yavaş. Hakem bak pozisyon içerisinde net görüyor. Hı-hı. Evet, orada adamın ayağına basma var dediler. Lakin ben bir şey söyleyeyim. Bak burada durduralım istersen bir pozisyonda. Durursan. Bir yerde durduralım, durdurabilirsek. Evet. Biraz daha ileri. Tamam, burada durdur. Bana şimdi kalecinin kim olduğunu söyleyebilir mi? Kimdir? Dur burada, dursun. Mehmet Emin'dir kaleci hocam. Kimdir? Göster bana. Siyah. Şu anda. Nerede, siyah mı? Yabancı futbolcunun arkasında duran. Bir kalenin içinde. Kaleci böyle mi giymesi lazım formasını? Bana onu söyleyin. Hı. Devam etsin. Yeşil gibi gördüm ben. Devam etsin. İlk pozisyona gel. Bak. Çıktığı topa bak. Evet, bak. Burada. Bak. Tam bir pazar yeri olmuş orası. Yeşil gibi görürüm ben o formayı. Evet, yani daha farklı bir renk olması lazım. Ayırt etmek için kaleciyi. Burada da bir hata var. Yani hakemler de buna dikkat etsin. Orası da bir pazar haline döndü. Tam dediğin pazar, gibi tam pazar hali bir hocam. Kargaşalık. Kim kime vurdu belli değil. Kim kimin ayağına bastı belli değil. Ama sonuçta top kaleci uzakta. Top da yuvarlanarak gol oldu. Yani bu burada çok net görüntü tek bu kamerayla. Kim nasıl vurdu, kim kime bastı tespit eden varsa aşk olsun. Aynen. Evet, Ahmet'in son düşüncelerini alalım. Mesaj göndereceği kişiler varsa onları alalım sevgili Ahmet ve programı kapatalım. Ben bir kez daha tekrarlayayım. Seni burada görmek güzeldi. Takip ediyoruz, devam ediyoruz. Süreç devam ediyor. Döneceksin. Ne gün dönüyorsun? Perşembe. Perşembe dönüyorsun. Evet. Antrenmanları var. Antrenmanları var. Aynen. Evet. Şimdi burada da çalışıyor. Hı hı. Yani geldiğinde boş geçmiyor. Yarın antrenmana gidiyorsun. Evet. Antrenmana inecek. Yeni Cemil'in antrenmanı. Bugün gittin mi? Gittim. Bugün gitti. Yeni Cemil takımıyla çalışıyor. Tabii koşacak, çalışacak. Evet. Çünkü Yeni Cemil'ci yani. Onun bir şeyi yok. Şu anda çıkıp oradan gelse Yeni Cemil'in malıdır. Malıdır. Yani antrenmansız olmaması lazım. Yani gezmeye gelmedi. O ara var ya milli maç arası. Onu değerlendirmek için. Özlem ailesini özler. Annesi özler kendisini. Arkadaşlarını özler. Evet. Hemen babasına sarılır telefona. 10 gün önceden. Ara vardır. Ben teknik direktörümle konuşuyorum. İşte Hasan abiye de söyle bir konuşsun. Ben de açarım sorarım. Doğru mu tamam mı? Kaç gün izin verdiniz? İşte bir antrenman aksatacak orada. İkinci antrenmanda yetişecek ona. Söz verdik antrenörüne. Dedi ki tamam. Cuma mı İtman Ahmet bu durumda? Cuma. Perşembe gece gider. Cuma İtman'a katılacak. Evet. Hafta sonunda biraz hazırlık maçı olabilirmiş. İyi güzel. Olacak büyük ihtimalle. Evet. Mesajın varsa iletmek istediğin birilerine hemen ilet. Gençlere olacak. Yani aynen. Şey, buradaki arkadaşlarına. Yani çok bir fark yok zaten şeyle. Hı-hı. Türkiye ile aramızda. Sadece fiziksel olarak yani böyle büyütmesinler kafalarında. Falan gelsinler şanstan denesinler yani. Burada durmasınlar yani burası. Yani buradaki mesajı Ahmet. Yani o 10 günlük
sıkıntılı süreci belli ki geride bırakmış hocam Ahmet. Tabii. Yani o döneyim o kafasındaki soru işareti geride şimdi kalmış yani. Ahmet öncülük yaptı. Ahmet zor bir dönem geçirdi. Yani adaptasyon bakımından zor bir dönem geçirdi. Yani biz Ahmet'in yanında olmasak Ahmet bugün Kıbrıs'taydı. Aynen. Bak açık ve net. Doğru. Burada da kendisi de. Onu ikna etmek için ben defalarca neler neler yaptım. Ya Ahmet kalacaksın, geldin buraya, iyisin. Bak U21'e seçildin. Yani böyle ufak tefek şeylerden moralini bozma. İşte kaldığı yerde vantilatör yok, canı sıkılır. Vantilatör ister, açarız telefonu. Ya derik sıcak ülkeden geldi vantilatör. Ya hocam biz hiçbir klima vantilatör kormayız. Çünkü hasta olmasın çocuklar. Evet. Onların da düşüncesi bu. Çünkü açacaklar, kuruyacaklar. Ya dedikçe klima, vantilatör koydurduk ilk gittiği zaman. O da sana rica ettik koyunuz dedik, koydurduk. Çünkü Ahmet'in kafasında gidecek oraya denenip buraya gelecek. Bütün düşünce o. Onun için mazeretler ürettik. İşte okulum ne olacak? Ben okumak isterim. Ya Ahmet nerede okuyacaksın? Sen burada okuyacaksan Kıbrıs'a gelmen lazım. Gireceksin yakında onun beden eğitimi bölümüne. Şimdi var mı orada eğitimini devam ettiğin bir şansın var mı? Yok, şu anda dondurdu. Yok. Açık öğretime kaydını yaptırdık. Açık öğretimde devam edecek. Onların devam mecburiyeti yoktur biliyorsun. O kitaplarını takip edecek muhasebecilik üzerinde. Beden eğitimi bölümüne de kaydı vardır ama onu donduracağız. Dondurduk herhalde baban halletti o işi. Maliye okuyor. He? Maliye. Maliye'yi okuyor hocam. Maliye yani zaten ticaret mezunudur. Kendi mesleğine yönelik onu da okusun. Birlikte onu üniversiteli olmak başka bir şeydir. Yani futbolda da üniversiteyi bitirmek önemlidir. Evet. Onu da okuyacak tabii ki. Ama bu bir senelik dönem içerisinde Ahmet her şeyini futbola verip kendini gösterecek. Evet. Mesaj vermek istedi işte arkadaşlar korkmasınlar. Ancak şunu yapsınlar. Fiziki güçlerini de artırsınlar. Evet. Sadece yetenekleri değil. O da ekstra çalışmaya bağlı ekstra hocam. Çalışma. Hedef koysunlar kendilerine. Evet. Yani antrenman yaparsa kendileri de yapsın. Sırf işte... antrenman olsun diye antrenman yapmasınlar hocam. Yani işte antrenman bitti de gittim evime de gezdim eğlendim falan. Eğer hedef koyacaklarsa Ahmet yaşındaki çocuklar, 17 yaşında özellikle çocuklar, o fiziki güçlerini de mutlaka geliştirsinler. Süratlerini artırsınlar. Yetenekleri zaten varsa... en azından oradaki çocuklardan geri kalmazlar. Evet. Hocam teşekkür ediyorum. İkinci haftamız birlikteyiz. Artık yeni bir birliktelik dileyelim. Artık gelecek sene herhalde yeni birliktelik. Çünkü her sene bir iki kere gelelim. Aynen aynen öyle. Seves hocam açıldı. Her zaman keyif alırım seninle program yapmadan. Ahmet teşekkür ediyorum sana da. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Temennim keyifli bir serüveninin devam etmesi. Keyifli bir şekilde devam etmesi. Bekleyip artık görelim. Zaten takip ediyoruz. Basından, sosyal medyadan takip ediyoruz. Bir kez daha buluşmak dileğiyle. Evet, 90 Artı'yı bu akşamlık da bu şekilde noktaladık. Önümüzdeki hafta pazartesi akşamı yeni konu ve konuklarla buluşmak dileğiyle. İyi bir gecenin ve iyi bir haftanın sizlerle olmasını diliyorum. Şen ve sen kalın. Construction 90 Artı'yı sundu. Capiton Construction güvencesiyle cennet villaları. Günün yorgunluğunu tamamıyla üzerinizden atıp kahvenizi yudumlarken terasınızdan Lefkoşa'yı izlemeye ne dersiniz? Amitköy'de muhteşem bir konumda bulunan etkileyici işçilik ve modern mimariye sahip triplex lüks villalarıyla adeta cennetten bir parça. Kapalı otoparkı, yeşillikler içerisinde çocuk parkı ve muhteşem bir dağ manzarasıyla şehre yakın ama şehir hayatının stresinden uzak bir yuva. Üstelik müstakil koçanlı ve hemen teslim avantajıyla hayallerinizi yaşama fırsatı Capital Bank güvencesinde 20 yıla varan kredi imkanlarıyla hayal eviniz cennet villalarında. Ayrıntılı bilgi için 444-8355 ve capitonconstruction.com.
TED Kuzey Kıbrıs Koleji eğitim vizyon ve misyonumuz, bilgiyi üretime dönüştürebilen bir üst eğitim kademesi için gerekli akademik donanıma sahip, en az iki yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan, toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek, sosyal sorumluluk bilincine sahip, demokrat, empati kuran ve farklılıklara saygılı ve özgüveni yüksek, çevreye duyarlı, yüksek ahlaklı, dünya vatandaşı vizyonuna sahip bireyler yetiştirmektir. TED Kuzey Kıbrıs Koleji 444-8833. Tüm dünyada herkes tarafından tercih edilen çevreci, ekonomik ve son teknolojik donanımlarıyla AYMA elektrikli araçlar Köse Elektronik'te. Onlarca şık ve konforlu modelleriyle benzin derdine, çevre kirliliğine, trafik stresine son veriyor. Uzak Doğu'nun en büyük üreticilerinden AYMA elektrikli araçlar Köse Elektronik güvencesiyle Kıbrıs'ta siz sahiplerini bekliyor. Şaşırtan fiyatları ve aşık olacağınız modelleri görmeniz için sizleri Köse Elektronik'e bekliyoruz. Yeni tutkunuz Köse Elektronik'te. Mercedes-Benz, the best or nothing. İş veya personel bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Güncel iş ilanları her pazar gazeteniz Diyalog'ta. Diyalog gazetesi ve İK Master işbirliğiyle. Karamel. Bir asırlık lezzet ve kalite, Kıbrıs'ın en tatlı adresi Karamel'de. Her damak zevkine uygun ürünlerimizle hayatınızı tatlandırıyoruz. Drajelerden şekerlemelere, çeşit çeşit çikolatalardan lokuma, zengin çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karamel. Ayrıca özel günleriniz için elit hediye paketleri, nişan, düğün ve doğum günlerine özel tasarlanmış ürünlerimizi sizlere sunuyoruz. Pastijler, nikah şekerleri, her etkinliğe özel kutular ve kombinasyonlar Karamel'de. Ve dünyaca ünlü organik Belçika çikolatası Nutri şimdi Karamel'de. Kıbrıs'ın ilk ve tek çikolata evi Karamel. Merit Crystal Cove hayallerinizi gerçekleştirmek için kapılarını siz mutlu çiftlere açıyor. Unutamayacağınız bir düğün. Merit Crystal Cove kalitesi, kusursuz organizasyon ekibi ve muhteşem hizmetiyle sizleri bekliyor. Siz sadece hayal edin. Biz gerçekleştirelim. En güzel gününüzde en özel hissetmeniz için tüm ekibimizle hizmetinizdeyiz.
detaylı bilgi ve rezervasyon için 650-02-00. Merit Crystal Co. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürün. Diyalog TV yayınları Kıbrıs Diyalog TV uygulamasıyla artık iOS ve Android'lerinizde. Nerede olursanız olun gündemi, haberi ve yayınlarımızı kesintisiz olarak Kıbrıs Diyalog TV uygulamasıyla takip edin. Kıbrıs Diyalog TV uygulaması Apple Store ve Google Play'de. Size en yakın frekans 91.3 Radyo Diyalog. Diyalog Medya Grubu olarak mutlu günlerinizde sevinçlerinizi paylaştığımız gibi acılı günlerinizde üzüntülerinizi paylaşmak için yanınızdayız. Vefat ilanlarınızı Diyalog gazetesi ve televizyonunda ücretsiz yayınlamanız için vefat ilan servisimizi 0533 853 5410 444 4449 numaralarından arayabilirsiniz. Diyalog Medya Grubu hayatın her anında yanınızda.